iki kardeş birbirine sebepsiz yere küsmüşler. Bu kız aramızı bozdu bu Keziban. Dursun Gümüş 35 yıldır görmediği kardeşini bulabilecek mi? 35 yıl ya, dile kolay. 35 yılda neler olmaz ki insan ömründe. Benim yanıma gel canım benim, seni çok özledim. 11 Nisan 2012 tarihinde Kahramanmaraş'ta Yusuf Güneş bir akşam kendi evinde vurularak öldürülüyor. Kapıyı açar arasına sıkmış. Köy muhtarı Yusuf Güneş'i kim öldürdü? Birazdan. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Yani iyi ki de ismin iki Ece, değil mi? İyi ki de ismin iki Ece. Evet. Uzun olsaydı böyle, ne bileyim, o zaman. Çok teşekkür ederim. Sağolunuz. Hepiniz çok hoşsunuz bugün. Güzel bir yayın yapacağız inşallah sizlerle beraber. Star TV ekranlarına hoş geldiniz. Gerçeğin peşindeden herkese sevgiler, selamlar. Bugün böyle özellikle bir an önce yakınlarına kavuşturmak istediğim misafirlerim var. Dile kolay, 35 yıldır kardeşi için bekleyen Dursun teyzem var. Zor bekledin değil mi Dursun anne? Ha? Zor bekledim vallahi. Allah'ım beni kavuştursun kardeşime. İnşallah. 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 Artık daha fazla bekleyemeyecek misin? Bekleyemiyorum. Ama bugün böyle yüzünüzde farklı bir ışık var. Sanki bir bulacağız onu. Belki kavuşacağım inşallah. İnşallah. Allah'ım. Tabii. Allah'ın sayasını senin sayanda kızım. Seyircilerimizle beraber onların bildiklerini paylaşmalarıyla biz çözüyoruz dosyaları. İnşallah. Hiç kardeşini rüyanda gördün mü 35 sene? Hiç görmedim hiç. Hiç görmedim. Görmedim yok. Hiç görmedin. Görmedim. Birazdan Dursun Hanım'la uzun uzun konuşacağız. Bakalım İnşallah. Kardeşine kavuşturabilecek miyiz? İnşallah. Kardeşi için gelen bir başka misafirim daha var bugün. Aslında babasının vasiyetini yerine getirmek için geldi. Hı. Almanya'da bir kardeşi daha var. Onun için geldi Nermin evet. Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Orası daha da uzun bir ayrılık. Aradığımız kardeş 54 yaşında. Evet. Nermin Hanım zaten onu hiç görmedi. Görmedim. Hiç tanımamış. Evet. Ve bugün babamı rüyamda gördüm, ağlıyordu. Öyle mi? Evet. Ağlıyordu. Evet. Hiç konuşmadı ama bir genci askere yolluyorduk evet. Ve o gencin yanında ağlıyordu. Bir genci askere gönderiyordunuz. Hı-hı. Peki böyle babanız sık sık rüyanıza girer mi acaba, hani programa Hayır, çıkacaksınız? Hayır, ilk öldüğü günlerde ben babamı rüyamda gördüm, bir de şimdi gördüm. Ne zaman kaybettiniz babanızı? Babam 12 yıl oldu. 12, nurlarda yatsın bütün Amin. Kaybettiğimiz büyüklerimiz. Amin cümlemizde inşallah. İşte burada kardeşler için gelen iki konuk var. Aslında yine kardeşi için gelen bir konuğum daha var Mustafa Bey, ama oradaki acı çok büyük. Çünkü orada artık ne yazık ki geri getiremeyeceğimiz bir kardeş var. Genç yaşta cinayete kurban giden kardeşini öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için Kahramanmaraş'tan geldi Mustafa evet. Bey. Uzun uzun konuşacağız birazdan. Melike eşine dün barış çağrısı yaptı. Eşi onu bir kadın için terk etti. Ama daha da enteresanı, eşini o kadınla yaşarken 4 çocuğu da anneyi bırakıp o kadının yanına gittiler. Melike hem eşine hem çocuklarına seslenmek için gelmişti. Nasıl bir cevap geldi? Bugün onları göreceğiz ama dün biliyorsunuz programımızda bir baba vardı yayına başlarken. Bu arada size hoş geldiniz demedim ben, değil mi? Ne kadar ayıp. Hoş geldiniz. Hoş evet, birden ama bekliyoruz. Dursun anneyi neydi? Ne zaman ne zaman diyeceksiniz diye bekliyoruz. Ama hatırlamayabilirdim de. Bozuntuya da vermiyoruz. Çok teşekkürler. O noktada zaten nezaketinizi herkes biliyor. Sunucuyu idare etmek, bozuntuya vermemek. Anlayışınıza teşekkür ederim. Rica ederim canım. Geçen haftaki misafirimiz hatırlıyor musunuz ne demişti? Benim çok özel bir eşim var demişti. Önce konuklar evet, ikramlarda bulunur. İki saat sonra birdenbire hoş geldiniz derdi. Neyse bugün böyle. Bunu da biraz gribim, ilaçlara verelim diyerek başlayalım. Şimdi ne diyordum, güzel bir haber vereceğim size.
Ama siz de şimdi güzel haberi böldünüz. Hayır canım, bir şey demedik biz. İki kız çocuğu arıyorduk. Dün yayında Bülent Bey vardı biliyorsunuz. Bülent Bey çocuklarından aslında uzun süre ayrı geçirdiği bir zaman dilim vardı. Bir suç nedeniyle 6 yıl cezaevinde kalmıştı ve o dönemde çocuklar devlet koruması altındaydı. Yurtta büyümüşlerdi. Çünkü Bülent Bey'in anlattığına göre boşandıktan sonra 10 yıl önce boşandığı eşi bu iki kız çocuğunu istememişti. Hatta yurda alınırken anne aranmıştı ve yanına almak istemediğini belirtmişti. 14 ve 16 yaşındaki bu iki kız 6 gündür kayıptı. Ve birileri tarafından kaçırıldığından şüpheleniyordu Bülent Bey. Ne mutlu ki o yavrular, o iki kız çocuğu sağ salim bulundular. Bulundular. Aslında şimdi paylaşabilirim, bir sakınca yok. Dün yayında bu bilgiyi yerlerini değiştirirler endişesiyle paylaşmamıştık ama dün yayın boyunca arkadaşlarım onlarla haberleştiler. Bu bilgileri polislerle, emniyetle de paylaştılar. Biz bazen yayında öğrendiklerimizi size günler sonra, bazen aylar sonra açıklamak durumunda kalıyoruz. O yüzden bütün hikayelerde, yarım bıraktığımız hikayelerde birazcık sabır ve anlayış istiyorum sizden. Diğer hikayeler için de bunu lütfen böyle aklınızın bir köşesinde bulundurun sevgili seyirciler. İşte dün iki kız çocuğuyla ilgili o haberleri arkadaşlarım takip etti. Gelen ihbarları değerlendirdi. Onlara ulaştı. Bu bilgileri de polisle paylaştılar. O iki kız sağ salim bulundu ve babalarının yanına gitmek istemediler. Tekrar devlet koruması altında yurda yerleştirdiler. Dileriz bundan sonrası onlar için güzel olur ama lütfen kaçmak çözüm değil, bunu biliniz. Başınıza kötü şeyler de gelebilirdi, şanslısınız diyelim. O zaman diğer konularla hemen başlayalım. Evet, dediğim gibi Nermin Hanım Antep'ten geldi. Gaziantep'ten Almanya'ya uzanan bir hikaye bu aslında. Gaziantep'ten Almanya'ya uzanan bir hikaye. Malatya'dan uzanan bir hikaye. Malatya'dan. Malatya'dan. Ha, ben Antep'te oturuyorum ama biz Malatyalıyız. Peki, o zaman öyle başlayalım. Şimdi siz beş kardeşsiniz. Evet. Beş kardeşsiniz. Babanız rahmetli Mehmet Bey. En başından siz anlatın aslında, güzel anlatıyorsunuz. Ben işte dünya yüzünde yokken benim babam 60... Daha doğmamışken yani. Doğmamışken 60, yani gittiği tarihi bilmiyorum, 60'lı yıllarda. Hı hı. 63-64 yıllarda Almanya'ya işçi olarak gidiyor. Tek başına mı gidiyor? Aha, tek evet. Gidiyor. Orada gittiği dönemde bir bayanla tanışıyor. Ama gittiğinde babanız burada evli değil mi? Evli, bir de ablam var. Bir kız çocuğu var. Bir kız çocuğu var. Almanya'da bir kadınla tanışıyor. Onunla bir 4,5 yıl geçiriyor ve bir oğlu oluyor da. Bir çocuğu dünyaya. Bir oğlu olduktan sonra bu mahkeme falan kabullenmeme falan olayı oluyor. Nasıl, hani, babanız mı kabul babam etmiyor mu çocuğu? Babam benim değil falan gibisinden bir olay oluyor. Mahkemelik oluyorlar kadınla. Ve mahkemede bütün tahliller, DNA testi, babam o zaman dedi ki saçının telinde tırnağına kadar benim çocuğum. Peki niye o zaman sahip çıkmıyor evladına babam? Çıkıyor. Ondan sonra işte resimler falan verdim şu an. Bak evet. Babam. Evet. Ondan sonra kendinin olduğunu öğrenince sahip çıkıyor. Anne, 4,5 yıl sonra geliyor, annemle ablamı da götürüyor bu sefer evet. Almanya'ya. 4,5 yılda öyle kalıyor ve çocuk bu yaşlarda babam bir olaya karışıyor. Almanya'dan geçici olarak sınır dışı ediliyor. 3 yıl sonra tekrar dönmek şartıyla. Evet. Babam buraya döndükten sonra da tekrar dönmüyor. Almanya'ya. Daha dönmüyor Almanya'ya. Gitmiyor. Burada kalıyor. 5 yıl ama çocuğa nafaka ödüyor orada. Peki nüfusunu alıyor mu kardeşiniz? Nüfusunu alamıyor. Annesinin soy ismini taşıyor. Annesinin nüfusunda ama kimliğine babam o zaman dedi, benim ismim yazıldı. Türk Mehmet Han diye çocuğun kimliğinde babası olarak babamın adı geçiyor. Christine'in anne adı Maria ama kimliğinde baba adı olarak Mehmet Han yazıyor yani. Evet, öyle aslında dedi babam. Aslında kendisi de babasının bir Türk olduğunu. Ve çocuk bizim çocukluk dönemimde ve evlendiğim dönemlerde Türkiye'ye geldiğini ve bizim köye yaklaştığını, babamın kimlikte ismi Mehmet Han ama bizim çevre olarak arkabalar, eş, dost babamı Reşit bilirler. O yüzden ulaşamıyor. Çocuk Mehmet Han diye arıyor ama babamı Mehmet Han diye kimse bilmiyor. Sadece kimlikte babam ne Mehmet Han. Ne zaman gelip aramış bu bilgi? Ben 12 yaşlarında falan geliyor, 18-19 yaşlarında. Hı hı. Sürgüde, kahvede soruyor ve bizim bir köylü Reşit olarak bildiği için babamı tanımıyor.
Malatya'ya, köyünüze kadar geliyor. Köyümüze değil, biraz 15 dakikalık bir kasabaya kadar geliyor. Orada Mehmet Han diye soruyor, babam diye arıyorum. Kimse tanımıyor, çıkıp gidiyor. Yıllar sonra ben evlendikten sonra da o geldiği kasabanın daha yakınında bir köy var, oraya kadar geliyor. Hani aldığımız bilgiler... yalancısıyız haberlerin. Yani bunu size kim anlatıyor? Bunu da oradaki... anlatan o köylü sonradan babama diyor ki sürgüdeyken 18 yaşında gelende, 18-19 yaşlarında. Sonra o çocuk çıktıktan sonra demiş ki eyvah bizim Reşit'in bir oğlu vardı Almanya'da. Bu o olmasın demiş. Çıkıyor ki ne araba var ne çocuk. Yani Nermin Hanım sizin kardeşiniz aslında iki kere Türkiye'ye geliyor. Geliyor Malatya'ya ve ulaşamıyor. Yaklaşıyor babasını bulmak için evet. Ama ulaşamıyor. O ben evlendikten sonra geldiğinde de 35-40 yaşlarında Reşa diye bir kasaba köyümüz var işte yakın bize. Orada babamın teyzesi çocukları var. Evet. Teyzesi çocuğuna tesadüfen soruyor. Tesadüf. Diyor ki ben Mehmet Han'ı arıyorum. Benim ama babam o demiyor da. Mehmet Han'ı arıyorum diyor. Teyzesinin oğlu babamı tanıyor. Mehmet Han olduğunu biliyor. Evet. Bu kimdir bizim teyze oğlunu arıyor diye o da tanımıyorum diyor. Nasıl yani kötü Allah. Bir niyetle arayıp... teyze oğlunu bir kötü niyetle yani. Arıyor diye söylemiyor. Sonra babamı görüyor birkaç bilmiyor zaman... Bilmiyor muydu teyze oğlu yani babanızın orada bir çocuğu? Babamın oğlunda onun haberi yok. Haberi yok. Yok. Sonra babamı görüyor ya teyze oğlu böyle böyle seni bir yabancı sordu. Ben de bildim seni arıyor ama söylemedim. Orada yine babam eyvah teyze oğlu keşke söyleseydin oğlum beni arıyor demiş. Peki babanız hiç Almanya'ya ulaşmayı denemedi mi? Orada babam, sonuçta yaşayan, şu an size verdiğim kişi... adres ben 9-10 yaşlarında bir mektup yazdı. Evet. Ki ben Türkiye'ye döndükten sonra doğmuşum. Ben 9-10 yaşlarında bir mektup yazmıştı. O mektubun gelen adresi 40 yıldır saklıyorum. Bir mektupla aradığını biliyorum, cevap gelmedi. Mektupla aradı sadece. O zaman... Bir mektup yazdığını biliyorum. Yani konsolosluğa falan da başvuruda yok, bulunmadım hiç. Biraz babamda korku da vardı. Nafaka ödüyormuş. Evet. Alman devleti benden nafakayı alır. Babam da çok fakir düşmüş. Yani nafakadan korkaraktan biraz uzak durmuş. Ama karşı tarafta onu hatırlayacak yaşlı olan evet. Bir evlat bırakmış. Evet. Bir çocuk bırakmış ve şimdi ve onunla... tahminlerimize yalan yani şey gelmediyse de iki sefer Türkiye'ye geliyor. İsimden dolayı bulamıyor. Peki ablanız hatırlıyor o dönemi herhalde. Ablam evet hatırlıyor. O neler anlatıyor kardeşiyle ilişkileri? Aynı evde mi yaşamışlar yoksa? Yok aynı değil. Abim zaten Almanya'da doğuyor. Evet. Ablam Türkiye'deyken gidiyor. O da aradığımız çocuk. Hı hı. Ablam orada okulda okumuş yani biliyor. Evet. Hatırlıyor. O benden daha iyi biliyor. Çünkü ben anlatılanları anlatıyorum. O yaşamış. Ablanız neden gelemedi yayına? Ablam gelmedi, şöyle diyeyim, yani haber bile yok diyelim onun şu an. Öyle mi? Aradığından evet. Haberi yok mu ablanın? Yok, eğer duyduysa arkabalardan duydu. Peki sen babanın vasiyetini yerine getirmek için arıyorsun ama abla da onu tanıyor, kardeşi olarak biliyor ve o benim gibi yürekten istemiyor. O öyle İste soğuk mi? Duruyor, evet. Sen peki tanımadığın bir kardeşi nasıl yürekten istiyorsun? İnce Hanım, buramda bir şey hissediyorum, unutamıyorum hiç. Devamlı hayal kuruyorum, nasıl, yaşıyor mu, ne oldu? Hiç çıkmıyor çünkü ben babamla bu konuyu biz babamla daha çok konuşuyorduk. Onlarla öbür kardeşlerim değil de babam bana vesiyet etti. Ne anlattın? Ben dedim size? Baba ben bu çocuğu ben 15 yıldır bu çocuğun peşindeyim belki de daha fazla. Hı hı. Dedim bak ben bu çocuğu arıyorum biraz babamla da rahat konuşurdum. Gerçekten senin oğlunum yani başka birinin çocuğunu aramayan. Hiç aklımda soru işareti kalmasın kızım dedi. Vesiyet ediyorum, imkanın yettiği kadar bulmaya çalış dedi. Ben başaramadım dedi. Yüreğimde tek bir acı var dedi, sızı var. O da o çocuğu dedi, orada beni hatırladığı halde bırakıp geldim dedi. Yani o vicdan azabıyla, o vicdan azabıyla da vefat etti ve bugün de rüyamda ağlıyordu. Rüyamda ağlıyordu. Babanız Türkiye'ye döndüğünde, Kristin kaç yaşındaymış o zaman kardeşiniz, aradığımız kişi? Aradığımız kişi... Abimden 2 yaş büyük. Şu, bilmiyorum işte bu resimde 4-5 ya 5-6 yaşlarındaymış. Birazcık daha büyük. 5-6 yaşlarında. Bu resimden kısa bir süre sonra mı babanız döndü Türkiye'ye? Abim burada 2 yaşlarında gibi durduğuna göre abim 4 yaşındayken dönülüyor Türkiye'ye.
Abim 4 yaşındayken dönüyor. Ondan 2 yaş büyük. O ondan 2 yaş büyükmüş. 6 yaş. 6 yaşlarında falan. Yani işte. Her şeyin farkında olan, babasını evet, tanıyan bir tanıyan evlat. Birisi. Ve ne kadar zor bir hikaye yani babanız başka... Ve bana vasiyet ederken de ağladı. Bul kızım dedi. Şu an söylüyorum yani ben ağlamamak için de kendimi zor tutuyorum. Ama sen de hiç tanımadığın bir abiyi arıyorsun. Evet, hiç görmediğim, anlatılanlardan abim olduğunu bildiğim için unutamıyorum yani. Diğer abiniz ne diyor bana? O da arıyor. O da bir yerlere başvurdu. Evet. Şu an orada o resimdeki ve telefona da bağlanabilir. O da arıyor. Babanız hangi şehirde çalışmış, yaşamış Almanya'da? Abim Münih doğumlu. Münih. Ben bu kadarını biliyorum. Bu çocuğun da nüfusa kayıtlı olduğu yer Payting. Show Payting galiba. Bu kadarını biliyorum. Bu kadarını biliyorsunuz. Kristin Han diye yani baba adı Mehmet Han. Hayır, olan. Soy ismi. Annesinin soyadı, özür dilerim. Maria annesinin ismi. Onun soyadı. Christian Mayer. Biz evet. Mayer diye okuyoruz ama yazılışı nasıl bilmiyorum. Aynı aşağı yukarı. Şimdi peki anneniz hayatta mı? Hayır. Annem de 3 yıl oldu sizlere. Allah rahmet eylesin. O istiyor muydu bulunmasını? Hiç o bu konulara değinmiyordu. Öyle mi? O biraz gönlü kırık bir kadındı tabii. Evet, gönlü kırık bir kadındı. Kırıktı yani. Yani İnce ne yazık ki o yani dönemde gurbetçi hikayelerinde yani, bunları rastlıyoruz. Eşini gurbete ekmek parası için hani, yolluyor bir başka yani kadın. Yani Almanya acı vatanmış acı eskiden. Vatan. Yani gidenler geri dönmezmiş. Geride gözyaşlı bir sürü eş bırakılmış. Belki de babasına hasret, yıllarca hasret kalan evlatlar. Çocuklar. İşte öyle acılar var ki bakın bir tanesi de burada bir şu an işlediğimiz. Hikayenin öbür tarafı var. Yani burada en masum kişilerden biri de aradığımız Kristin. Yani benim şimdi... babam çocuğu getirmek istemiş. Evet. Alman devleti anneye verdiği için annesine nikah kıymadan vermemiş devlet. Yani kadın da o dönemlerde demiş ben küçük büyük Mehmet'i kaybettim. Küçüğü vermem demiş. Yani babanız oraya gittiğinde şimdi ikisi de rahmetli oldu. Hani annenizin de gönlünü kıracak bir durum yok ama bu hanımefendiyle birlikte aynı evde bir hayat sürmüş o zaman 3,5-4 yıl. Öyle bir hayat sürmüş. O zaman Kristin için bunun acısı çok daha büyük. Babam anneme demiş ki gel ayrılalım ben bu kadınla oğlumu Türkiye'ye götürem ben tekrar ayrılan bu kadında gibisinden. İşte annemin kalbinin kırıklığını dediniz de hatırladım. O an annem demiş ki bu şey benim nikahım varken başıma bunları getirdin. Güvenmiyorum sana nikahımı da vermiyorum demiş. Vermemiş ve çocuğu da babam getirememiş. Babam mecbur bırakmış orada getirememiş. Şimdi Almanya'dan bizi izleyen tüm sevgili seyircilerimize buradan selamlar gönderelim ama çok böyle acı hikaye var. Özellikle ilk dönemde gönderilen Almanya'ya işte işçiler o grupta belki o dönemin işte hükümetleri de gerekli politikaları da oluşturamadılar. Bilemediler de aslında bunun böyle olacağını. Sosyal anlamda, kültürel anlamda, inanç anlamında tamamen farklı bir ortama giren gencecik insanlar. Burada eşler kaldı, çocuklar kaldı. Evet. Uyum süreci apayrı bir başlık. Aldatmalar, hayata giren yeniler ve böyle pek çok çocuk var orada tabii aslında. Bir de o dönem tabii 2. Dünya Savaşı Zor sonrası yıllar. Alman erkeği kalmamış. Yok yani. Nüfus çok azalmış orada. Evet. Sorun da biraz oradan kaynaklanmış. Böyle bir problem de var. Geçmiş yıllarda yaptığım bir programda bir gecelik bir ilişki diye artık bunu böyle anlatmak durumundayım burada. Doğan bir hanımefendi Türkiye'de deprem olduğunu duyunca annesinden babasının Türk olduğunu öğreniyor ve işte Adapazarı civarında yaşayan ve anne ona bir mektup yazmış. Bilmem ne bakkalının yanındaki işte ismi hatırlamıyorum kişi. Ve 46 yaşındaydı gelen hanımefendi ve biz onları kavuşturmuştuk seneler İnşallah. Sonra. İnşallah ben derilerim daha şimdi çok. Bu geldi. Burada çok bilgimiz var bir kere evet. daha tekrarlayalım. Çünkü nafaka ödenmiş. Nafaka ödenmiş yıllarca kimlik kartında anne ismi Maria baba ismi olarak Mehmet Han yazıyor. İşte Malatyalı olduğunu biliyor babasının Kristin. İki kere Türkiye'ye gelmiş aileyi aramak için. Öyle biliyoruz. Ailenin duyduğu bunlar belki daha fazlası var bunun. Abisi Münih'te doğduğuna göre işte Münih'te bir süre yaşamışlar. Evet. Hanımefendinin ismi Maria annesinin. Bu bilgiler dediğin yerin nüfusa kayıtlı olduğu yeri söyler misin bir daha? Show Payting. Almancam yok zaten.
Benim de yok ama. Buradan bizi seyreden seyircilerimize, Almanya'dan izleyenlere mutlaka bir şeyler ifade ediyor. Çok dikkatli seyrediyorlar bizi. Bildiklerini bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Bu kardeşleri kavuşturalım. 71 yıllarında babam Almanya'da dönüyor, çocuk orada kalıyor. Ben 72 doğumluyum. Sen 72 doğumlusun. Hiç tanımadın. Hiç tanımadım, evet. Sen şimdi yüreğimde bir şey hissediyorum dedin ya, babandan dinlediklerinle, şimdi bir abi sevgisini biliyorsun yani. Evet, var, abim de var, ablam da var. Hani gerçekte bir abim var ve ona alan sevgiyi biliyorsun. Evet. Yani bunu sormam tuhaf gelebilir ama hiç tanımadığın, bilmediğin, sadece varlığını bildiğin birine bir sevgi, duygu hissediyor musun? Sevgi, inan şu, gerçekten hayatımda olan abimden, ablamdan daha çok bir sevgi var içimden. Böyle daha bir kalp çarpıntısı... Bilmiyorum, buramda bir yani sızı da var. Yani acaba şey mi, yalnız bırakıldığını bravo, mı düşünüyorsun, terk edildi mi diye düşünüyorsun? Acı da hissediyorum yani. Bir hani babamın vicdan azabı sanki bana geçmiş gibi. Bir de onun adına da üzülüyor bence. Yani o evet. Abin için de, Almanya'daki Christian Mayer için de üzülüyor. Yani geldiğini de onun için üzülerek için. Sanki bir babasız, görev, bir borç. Borç gibi. Babasız boynuma... büyümenin acısını o çekti. Kesinlikle. Siz çekmediniz. Evet. Aynen. Evet. Ve yıllarca da babanızın da vicdan azabına tanıklık ettiniz. Evet. Bakalım. Çünkü bu konuyu babam benimle konuşurdu. Biraz babamla rahat konuşan çocuğu bendim. En küçükler birazcık öyle oluyor zaten. Bakalım nasıl bir haber gelecek. İnşallah. Güzel bir haber vermek istiyoruz sana da tabii ki. Tıpkı Dursun annemize vermek istediğimiz gibi, ama bir Melike ile biraz konuşalım istiyorum. Melike Göymen 37 yaşında, 20 yıllık evli, 4 tane, 4 çocuk annesi bir hanımefendi. Ama hep aldatılmış. Dün bunu yayında sen söyledin Melike. Evet. Hep de gözyaşlarıyla bunu anlatıyor. Ama her seferinde de barıştınız. Evet. Evleriniz devam etti. Evet. Ve sen dün dedin ki yıllardır eşim bana seni boşayacağım diyor. Evet. Ama bir türlü de boşamıyor. Evet. Ve en sonda da kapı komşusu olan kadınla eşi bir birliktelik yaşamaya başlamış. 2 sene önce ikametgahımı almam lazım anneme maaş bağlamak için diyerek ikametgahını da almış ve 8 ay önce de evi tamamen terk etmiş. Evet. Melike, çocuklarının gitme kısmını dün anlayamadım ben yayında. Gitme kısmını ben de bilmiyorum. Ben annem dedim, beni arayan kaynanam oldu. Yani seni alıp eşin annenin evine bıraktı. Evet. Çocuklar da babaanneyle kaldı. Evet. Peki sen çocuklarını yanına almak istemedin mi, annenin yanına? Beni bırakıyorsan ben çocuklarımı da istiyorum demedin Benim mi? Çocuklar anneme gelmek istemedi, bir odası var diye. Bir odada biz kalamayız dedi. Peki sen madem boşanmak istemiyorsun, ben boşanmak istemiyorum dedin. Evet. Dün de burada hatta eşine barış çağrısı yaptın. Evet. O zaman evden niye gittin? O evde oturmaya niye devam etmedin? O evde oturmayı niye istemedim? Eşim hep hakaret yağdırıyordu. Beni böyle kabul edeceksin diyordu. Bu kadından da birlikte olacağım, senle de. Yani hem seninle evli olacak. Evet. Buna karşı çıkıp annenin evine, evet. Annenin evine kendi isteğinle mi gittin yoksa o mu götürdün? Eşime ben dedim ki annem hastadı, gitmek istiyorum dedim. İzin vermiyor eşim. Eşimden ben bir yere gitsem hep izin alırım. Hı hı. Öyle bir insanım, bunu kaynanam da bilir. Bakkala gitsem, markete gitsem, hastaneye gitsem ben izin alırım. Tamam. Ondan sonra o da dedi ki annem hastanede, gidemezsin dedi. Bana bir telefon geldi annemin, kaynanamın hastanesine. Kızım dedi, sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ondan sonra efendim dedim, görümcemin telefonunda, kaynanamın sesi de. Bana dedi, eşimin çıktığı kadın hastaneye gelmiş. Bana bunu telefonda söyledi. Kayınvalideni ziyarete mi gitmiş? Evet. Ben de dedim ki ne yapabilirim anne dedim. Anne olsaydın sokmazdın yanına dedim, bildiğin halde dedim. O da dedi ki ne yapayım dedi, hastane dedi, yanımda hastalar var, bir şey söyleyemedim dedi. Ondan sonra bunu ben eşime sordum. Eşim inkar etti, yeminler etti. Ben dedi getirmedim, eşim nasıl getirmiş. Nasıl yani, annesi birlikte yaşadığı kadını getirdi diyor, eşim inkar ediyor öyle mi? İnkar etti. Her şeyde bunu ben sorduğumda yeminler ediyor eşim. Kur'an'ı da öpüyor, zemzem suyu da içiyor. Benim diyor alakam yok bu kadından diyor. Lütfen. Evet. Ondan sonra o benim bacımdır diyor. Bacısı olan bir insanın aynı evde nasıl kalabiliyor? O benim bacımdır dediği kadın kapı komşumuzdur dedin evet. Sen. Görüştüğün biri miydi? Senin görüştüğüm, komşuluk yaptığın benim biri miydi? Evime gelen, benim yemeğimi yiyen bir kadın. Dizimin dibinde ağlayan bir kadın. Nasıl dizinin dibinde ağlayan? Kocasından kavga ederdi. Gelirdi bana saldıran bir kadındı. Ağlayan bir kadındı.
Ben ondan da bunu nasıl... Ağlarken senin eşin evde miydi? Evet. Sana alamıyormuş galiba yani Melike. Evet. Ha? Çünkü Melike'nin anlattığına göre bu kadın işte kapı komşusu. 3 kere evlenmiş. O evlilikten, her evlilikten birer çocuğu evet. var. O çocuklar babada. Evet. Kendisi de şimdi bu ağladığı kocasından boşandı. Ve senin eşinle yaşıyor. Evet. Bu kadınla hiç yüz yüze konuştun mu sen Melike sonra? Telefonda sesini duydum bir kere. O da yeğenim telefonunu açık mı bıraktı bilmiyorum. Yeğenim aradı beni. Evet. Ondan sonra sesini duydum. Orada diyor ki bizi hiçbir sebep ayıramaz diyor kadın. Eşi orada konuşuyorlar. Eşim de yanında. Benim çocuklar da orada. Ondan sonra çocuklarımın sesini de duyuyorum. Hiçbir deden diyor bizi ayıramaz diyor. Aramızı bozamaz diyor. Çocukların sesini duyuyorum derken çocuklar bu konuşmaya tanık mı oluyorlar yani? Evet. Çocuklarım da orada. Şimdi Melike'nin kayınvalidesi Melike'yi aslında televizyona da gelmesi ve eşine seslenmesi için evet. yüreklendiren kişi. Bize evet. başvurmasını isteyen o. Evet. Beni, ama dün yayına bağlandığında beni bambaşka şeyler. Bir şey söyleyeyim. Söyleyeyim. Beni karakola da yollayan o. Git kocana dedi şikayet et, ifade ver. Hı-hı. Ondan sonra bunu da yaptım, ifade de verdim. Uzaklaştırma da açtım dava eşime. Uzaklaştırma şiddet mi vardı? Yok, evimde telefondan bana tehdit yağdırıyordu eşim. Tamam. Bırakmam için ben de bırakmayacağım diyordum. Ne zaman aldırdın uzaklaştırma kararını? Buraya çık, size başvuru vermeden önce. Zaten ama sen evden gitmişsin annenin evine. Annemin evini tehdit yağdırdı. Annenin evine tehdit? Evet. Orayı niye tehdit ediyor? Zaten evden de göndermiş seni. Ediyordu. Beni bırakacaksın diyordu. Ha boşan diye. Evet, ben de boşanmayacağım diyordum. Kaynanam da beni arayıp oğlumu şikayet et dedi. Size başvurmamı da istedi. İstersen dedi, ben de çıkarım televizyona dedi. Ama sonra vazgeçti. Evet, oğlumu kötürerim orada dedi. Öyle. Kimse kimseyi kötülesin diye yayın yapmıyoruz ama gerçek neyse onu anlatın istiyoruz. Bütün konuklarımızdan istediğimiz evet. şey bu. Size zarar verecek bilgiler paylaşılmasın bu yayında. Onun dışında gerçek neyse evet. onu anlatın diye. Ama Melike dün kayınvaliden, seni buraya gelmen için gönderen kayınvaliden yayında seninle ilgili başka iddialarda bulundu ama. İşte açını söyleyeyim. Kaynanama en çok bakan benim emeğim geçti. Hı hı. Kaynanama hep ben baktım. Çocuklarından baktım. Hastanede kaldı. Doğum bakım odasının yerinde betonda yattım. Ona yaptığım iyiliklerin karşılığı bulmuş. Dün hiç yayından sonra konuştu mu kayınvalide? Yok. Şimdi hem eş yok, çocukların yok, kayınvalide destek değil. Evet. Hala barışmak istiyor musun eşinle? Ben kaynanama şunu diyorum. Allah'a havale ediyorum onu. Başka bir şey demiyorum. Bu iyiliğime karşılık onu Allah'a havale ediyorum. Dedi ki aynı evde görümcen de yaşıyorsun. Evet. Ve görümcenin çocukları da var. Evet. Görümcen de bütün bu olanlara şahit. Evet, duymuyor kız, konuşamıyor. Ne anlatabilir ki? İşitme engelli. Evet. Görümce işitme engelli. Sen şimdi annenle birlikte yaşıyorsun. Evet. Başka kimse var mı evde? Babalığım var. Üvey baba. Evet. Peki. Şimdi arkadaşlarım gittiler Perihan Hanım'la konuştular, kayınvalidenle. Çünkü dün anlattığınla sonra onun yayında söylediği bambaşka olunca hani bu işin gerçeği nedir, ne söylüyor diye. Beraber izleyelim bakalım Perihan Hanım neler anlatmış. Eşi ve çocukları tarafından terk edilen gelini Melike Göymen'e düne kadar destek veren ama yayınımız sırasında tavrını değiştiren kayınvalide Perihan Hanım... Ekibimizin sorularını cevapladı. Perihan Hanım, gelinin Melike, kocasıyla tekrar barışmak istiyor, çocuklarını görmek istiyor. Buna engel olan nedir sence? Hiçbir engel yok. Ben çocuklarına git annenizi görün. Babası da kendisine de söyledi. Dünyada bir annesi var, bir babası var. Çocukları istemiyor. Kim suçlu? Kendi suçu yok mu? Tamam, benim oğlumun suçları çok. Diyor ki oğlunu kayırmıyor. Öndek be öndek konuşuyor. Ben hiçbir öndek konuşmuyorum. İki tarafta da suç var. Oğlumda da suç var, onda da suç var. Ben ikisi de melek demiyorum bu devirde. Ama oğlunun kolu kırıldı, annesine hastanede yatıyordu. Melike dedim, bak oğlun kolu kırıldı, hastaneye geliyor. Gel evine dedim, araba parasını ben vereyim, çocuğunla ilgilendim. Ben hastayım, ilgilenemiyorum kızım dedim. Ben ayrılmak istiyorum. Oğlun gelirse beni eve götürür. Neden gelmedi? Şimdi Melike kocasıyla tekrar barışmak istiyor. Hayır, ben istemiyorum bu de. O gelirse ben giderim. Kesin giderim. Daha artık ben bu saatten sonra
onu istemiyorum. Gelecek oğlunun kırık zamanda gelecek deve. Dedim ben Melike'ye. İki şart koştum. Melike, Yaşar gitsin. Cumartesi pazarı evine geliyor. Gel çocuklarına, buradan istemiyorsan bir ev. Yukarılardan bir ev tutalım. Hep beraber yaşayalım. Kocan bize bakacak diye ben ona yol koştum. Niçin gelmedi? O davayı açmayacaktı. Kocasını mahkemeye vermeyecekti. Çocuğunun kırık olduğu kolunda gelecekti. Çocuğuna bakacaktı. Çocuğu iki kere gitti. Annesini ziyaret etti. Hastanede gitti. Hastaydı dedim oğlum. Annendir git. Gitti gece babası çalışırken iki dakika gönderdi. Çocuğuna baktı. Annesine baktı hastanede. Daha ben ne yapayım? O niye gelmiyor? Biliyor ki ben rahatsızım. 15 gün şeyde yattım. Şişe etbalda. Çıktığım güne bir tavak çorba mı vardı önümde? Yemek mi vardı önümde? Hemen annesine gitti. Ben kovmadım. Kavga etmedim. Bir şey yapmadım. İzamda babamın evi var. Ben basar giderim. Ama burada benim kızım var özürlü. Bırakamam. Benim diyeceklerim bu kadar. Bu saatten sonra ben gelini istemiyorum. Neden oğlunun tarafına geçti? Melike şimdi her şeyi, geçmişte yaşanan her şeye sünger çekip tekrardan bir arada olmak istiyor. Hayır. Hatta gelmek de istiyor. Hayır, kabul etmiyorum. Hayır. Hayır, kabul etmiyorum. Ha, kocası kabul ediyorsa buyursun. Kocası orada. Bana düşmez. Kocasına sorun o zaman. İlk zamanlar sen oğlun ve gelininin barışmasını istiyordun. Evet. Şimdi ne oldu da istemiyorsun? Bak şimdi, bak arıyorlar. İşte bu şeyler davaya çıktı ya. Yok çocuğu varmış. Çocukları bana göstermiyormuş. Annesi oradan çıktı. Olmadık laflar söyledi. Daha bu saatten sonra istemiyorum. Çıkmayacaktı. Ben dedi çıkmayacağım dedi. Ben istemiyorum dedi. Melike eşine ve çocuklarına kavuşabilecek mi? Melike senin evliliğinle ilgili sanki kayınvalide mi kararları veriyor? Evet, evde kararı oluverirdi. Eşim ben çay bahçesine gitsem ondan izin alırdım. Bir yere gitsem ondan izin alırdım. Yani izin almak büyüktür. Birlikte evet. Yaşıyorsan söylersin onun, o başka ama hani ondan ilgilendiğim kadar kendi annemle ilgilenmedim. Kendi anneme değer vermedim. Eşim de bilir. Eşime verdiğim değeri çocuklarıma vermedim. Peki Melike şimdi orada bir tane iddiası var. Diğerlerinde konuşuyor ama önce onunla başlayalım istiyorum. Çocuğunun kolu kırıldı. Şöyle gelip bir şey bakmadı oldu. Diyor. Aynen, yani kendi bak, çocuğuna benim, bile sahip çıkmadı diyor. Özür dilerim. Diyor. Yanımda şahitim de vardı. Evet. Annem de hastanede yatıyordu. Yanıma geldi. Beni gösterdiler. Kaynanam aradı. Dedi ki beni söyleme dedi. Seni aradın mı dedi. Oğlunun kolu kırıldı dedi. Aşağı in dedi. Evet. Ben de indim. Eşim de çıktı yukarı. Dedim ki ne oldu dedim. Ufak bir kaza geçirdim anne dedi. Ondan sonra. Ben de geçmiş olsun. Film evi lan oğlumdan gittim aşağı indim. Oğlumu gördüm. Oğlum yukarı çıktı. Anneannesinin elini öptü. Evet. Ondan sonra. Tamam dedim. Ondan sonra. Eşimi aradım. Eve gelmek istiyorum dedim. Gel beni al dedim. Anneme eşim dedi ki benden habersiz bir yere gidemez dedi. Gitmiyordum da. Annemin evinde kaldığım sürece hep eşimi arıyordum. Evet. Ondan sonra annem ben hastaneye gitsem eşime diyordum ki ben hastaneye gideceğim. Sarıyer'e gitsem Sarıyer'e gideceğim diyordum. Saçımı kestirsem eşimden izin alıyordum. Yani eşin seni evden kovdu başka bir kadınla yaşıyor evet. Ama sen yine attığın her adımı haber veriyorsun. Evet adımımı haber veriyordum. O da hepsine hayır diyordu. Melike düğüne gideceğim Hanım, diyordu. Siz zaten izin vermişsiniz bunların evet, olmasına. Evet bütün ezilmelere. Yani zaten izin almakla başlar. Sizin hürriyetinizi, özgürlüğünüzü kısıtladı. Onun için dayak atmasına başka bir şey gerek yok ki. Bence kurtulduğunuza şükredin. Bir iş bulalım, bir şey yapalım. Yani ayaklarınızın üstünde durun. Yani hiç barışmak falan bilmiyorum. Siz bilirsiniz ama bu anlattıklarınızla bağdaşmıyor yani barışma isteği. Ama zaten büyük eziyetteymişsiniz. Öyle de şöyle şimdi kaç yıllık evliliğiniz var? 20 senelik. 20 yıllık bir evlilik. Koca gidiyor başka kadına. Çocuklar o kadının peşinden gidiyor. Ev dağılıyor. Annesinin küçücük bir odalı evine gitmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla inanılmaz bir harabiyet içerisinde görüyorum ben sizi. Evet. Dolayısıyla sanki hocam biraz da hani ben onların yanına bırakmayacağım bunları, mutlu olamayacaklar hissini de vermeye çalışıyor. Tam benim dediğim. Bravo. Bunu aynı hocamın dediği gibi dimdik ayakların üstüne durarak boşanma davanı da aç. Hak ettiği nafakayı da ödemesi için karar çıkar. Ödemeyeceğim. Bu bir zinadır her zaman söylüyorum. Bu bir zina sebebiyle boşanma sebebidir başka biriyle yaşıyorsa. Bunun bir manevi tazminat, maddi tazminat boyutu var. İşte böyle acı verir, eza verir, intikamını alabilirsin. Öbür türlü kocan
Ya ben şuraya gidiyorum gelecek. Hala bu ayrıyken ya ben bir dışarı gideceğim müsaade ediyor musun? Adam başka kadınla yaşıyor. Sen hala izin alıyorsun. Yani bu nasıl bir eziklik, nasıl bir yani kendini bilmezlik. Bizim dediğimiz gibi yaparsan, ayakların üstünde durursan o zaman gerçekten mutlu olur. Çocuklarını da kazanırsın. Ve o zaman anne gibi durursun, herkes de kazanırsın. Aynen. Tamam. O zaman çocuklarını da kazanırsın. Şimdi kayınvalidenin kızdığı dava ne? Onu şikayet etmeyecekti diyor yani. Aslında tavrını değiştiren de şikayet, karakola gidip şikayet etmeyecekti diyor. Buraya çıkmama çıkmayacaktı diyor. Kendisi niye bana yalvardı? Karakola gidip yani seni tehdit ediyor diye kocandan evet, şikayet uzaklaştırma şimdi, almış ondan bahsediyor uzaklaştırmadan, aslında. Uzaklaştırmadan. Evet, bu şekilde sindirmeye çalışıyor tabii hala. Tabii. Evet. Şimdi arkadaşlarım, hocalarım çok güzel konuştu. Hatta devamını da ekleyeceklerimiz de var bence birazdan ama Melike. Melike'nin eşiyle de konuştu arkadaşlarım. Yaşar Bey'le de konuştular. Yani evliyken eşini bırakıp giden, önce ona mı böyle bir ilişki yok diye yalan söyleyen, sonrasında sen de burada yaşa, biz de onunla yaşayalım evet diye teklif sunduğunu iddia etti. Yaşar Bey'le de konuştular. Bakalım o neler söylemiş. Eşi ve çocukları tarafından terk edilen Melike'nin 20 yıllık eşi Yaşar Göymen, evliliklerini neden bitirmek istediğini ekibimize anlattı. Yaşar Bey, eşiniz Melike tekrar sizinle beraber olmak istiyor, çocuklarının yanında olmak istiyor. O şansını yitirdi. Valla bu saatten sonra kesinlikle olmayacak. Bu 20 yıllık benim nasıl olsa eski eşim ama bu saatten sonra istemiyorum. İstememin sebebi de Bugün duydum, üzüldüm babamın olayını katması, beni yıktı. Ben buna bir şans verecektim, o şansı iyice bitirdi artık. Saatten sonra bitti o iş, olmayacak. Evliliklerindeki sorun neydi? Ya, ilgisizlik çok vardı. Ben burada bir şey eve geldiğim zaman evime çayım bir şey olmaz, hiçbir şeyimi hazırlamaz, bilmem bağırır çağırır, bilmem her türlü. Ben annem için şey katlanırdım, çocukların büyüsün işte bilmem ne olsun diye. Ama bir oldu, iki oldu, üç oldu. Hep katlanana kadar burama geldi. Ben zaten bu işi 2 sene önce bitirmiştim, 3 sene önce. Geri dönüşü yok. Ben annem rahatsız ya ben devamlı buraya gelirim. Yoksa annem olmasa ben hayatta buraya gelmeyi düşünmüyordum. Başka bir kadın var mıydı hayatınızda 2 sene önce? Ya var. Boşanacak mısınız peki? Kesinlikle evet. Kesinlikle geri dönüşü yok bu olayın, bitti. Çocuklar ne diyor bu duruma? Çocuklara ben her zaman söylüyorum, annenizdir, gidin yanına bakın, konuşun edin. Çocuklarım istemiyor. Ben bir şey yapamam. 3-4 sene önce bitti. Melike Hanım'la bir araya gelmenizin hiçbir mümkünatı yok mu şu an? Yok, bu saatten sonra kesinlikle yok. Bu saatten sonra kesinlikle gidiyorsun, karakola binler hakkında şikayette bulunuyorsun. Ben küfür etmişim diyor. Bilmem ne, öyle bir şey olmasa barışacak bir insan bunu niye yapıyorsun? Niye yapıyorsun o zaman? Yapmaman gerek. Ama yaptın. Onun için yani bu iş bitti yani. Bu iş 3 sene 4 sene önce bitti bu olay. İsterse yanını alabilir. Ben yine söylüyorum, çocuklar onun çocuklarıdır. Ben çocukları kısıtlamıyorum. İstediği zaman görebilir, istediği zaman da yanına alabilir. Onun için beni suçlayıp da ikide bir kalkıp da yok çocuklarım benden kaçırıyor bilmem ne öyle laflar demesine gerek yok. Melike eşine ve çocuklarına kavuşabilecek mi? Belli ki. Duydun. Evet. Yalan. Ben onu çocuk gibi bakıyordum eşime. Üstünü başına giydiren bendim. Hastalanırdı sırtını ilaçlarını süren bendim. Demek Melike her şeyin bir ayarı varmış. Evet, yapmamak severek lazım. Severek mi evlen? Evet. Melike apaçık kendisi hani iddia diyorduk. Kendi ağzıyla söyledi hayatında başka kadın olduğunu, daha öncesinde de ilişkileri olduğunu, seni aldattığını ve hatta seni suçluyor. Hakkını aradığın için seni suçluyor. Evet, hakkını aradığı için seni suçluyor. O da dedi, eşim de dedi, çık dedi, istediğin yere ver dedi. İlk bir hak tanıyamazsın dedi. Öyle mi dedi? Evet, hiç bir hak da benden alamazsın dedi. Öyle, başka dedi, nafaka vermeyeceğim dedi. Evet, dedi. Başka? Nafaka işini de kaynanan bana dedi ki, oğlumdan boşanmak istemiyorsan dedi. Şöyle bir plan yap dedi. Kendisi söyledi. 2 tane orma bilezik iste. Sana ev düşsün. Bankaya da para yatırsın. Bunları benim oğlum yapamaz dedi. Onun o gücü yok dedi. Melike'cim şimdi az önce Taner hocam da Hasan hocam da çok güzel şeyler söylediler sana. Aslında bunu senin zaten biliyor ve yapıyor olman lazım. Sen kendi başına ayakları üstünde duracak bir bireysin. Sen Melike'sin. Senin Yaşar'a ihtiyacın yok yaşamak için.
Senin 4 tane evladın var. Yaşar Bey diyor ki bana çay yapmıyordu, iyi bakmıyordu. Sana yapıyordum. İyi bakmıyor, huzursuzsa 4 çocukluğa 20 yıl bu evliliği niye sürdürdünüz Yaşar Bey? Hayır. En başından boşanacaktınız. Yaşar Bey'in eli ayağı tutmuyor muydu? Bir sakatlığı mı vardı? Kaza yapmıştı. Kazanda hayır, da hayır yani bana bakmıyordu dediği çay yap bir çay hepsini yapmaktan yapıyordum. Aciz miydi? Hepsini yani. Yapıyordum. Önüne getiriyordum. Ben çay hayır, anlamadınız Melike Hanım. Zaten evet. Yaşar Bey'in beklentisini ha. söylüyor Taner Hocam. Sen o evde Yaşar Bey'e yani bakıcı. Zaten bakmak zorunda değilsin hasta yani. Hasta bakıcı değilsin. Hayır Yaşar Bey'in benim anladığım şu. Ben her şeyi yaparım. Aldatırım, istediğim kadınla yaşarım. Çocuklarımı da ortada bu işe kurban ederim. Biraz orada yaşarlar, biraz burada yaşarlar. İstediğimde gelirim, istediğimde giderim. Ama Melike bana dört dörtlük bakacak, hizmet edecek. Her tür aşağılanmadır bunun adı tabii, tırnak içerisinde. Tabii. Her tür aşağılanmaya razı olacak. Bu tırnak içinde şiddettir, her tür şiddete razı olacak. Sesini çıkarmayacak, kendini bana mecbur hissedecek. Ve ne yazık ki Melike de buna kendini mecbur hissetmiş, tabii. hissetmiş ve hepsine göz yummuş, susmuş. Daha da acı olanı Melike, bu resim bu kadar önde net olmasına rağmen sen hala bunları kabul eder durumda yaşamak istiyorsun. Melike, bu program senin miladın olsun. Bu programdan sonra sen o Yaşar'ın karısı veyahut da şunun kızı Melike değil. Sen kendin olarak Melike olmaya başlıyorsun bu saatten sonra. Birinin karısı, birinin kızı, birinin bilmem neyi değil. Sen kendin Melike olarak artık ayaklarının üstünde durmaya başlayacaksın. Biz de destek verelim aynen. bu noktalara da kendilerine. Ve lütfen... Aynı zamanda da hocam haklarını da söyleyelim Melike. Lütfen. Bilmiyor insanlar. Ve işte bu noktada da yardımcı olacağız ve Melike'nin durumda olan insanlara da sesleniyorum. Bakın burada ciddi suçlar var ve karşılığında bu kişilerin ödemeleri gereken çok yüklü tazminatlar var. Bak şimdi eşin seninle evli olduğu halde resmi anlamda başka biriyle birliktelik yaşadığını kendisi itiraf etti. Dolayısıyla boşanma sebeplerinden zinayı işlediğini ikrar etti. Bu ne demek biliyor musun? Ciddi manada belki de en az 100 bin sizin mali sosyal durumunuza göre belki de 200 bin liraya kadar bir manevi tazminat demek. Çok önemli bir şey bu. Peki bu nedir? Bu senin boşanmada haklı olacağın anlamına gelir. Sana çok ciddi bir nafaka ödemek zorunda kalır. Bakın unutmayın herkese söylüyorum. Bu tarz adamlara zarar vermenin en büyük yolu cebindeki parayla oynamaktır. Manevi tazminatı öder veyahut da nafaka ile ilgili sıkıştırırsınız. Bakın nasıl süt dökmüş kediye dönecekler. Hocam zaten maaşlı düzenli bir işi olan biri nafakasını da çatır çatır ödeyecek Melike'ye. Mecbur ödeyecek, Melike buraya ödeyecek. Geldiğinde Melike'yi incitmeye devam etmiş Yaşar Bey. Bir de demiş ki ona senin okuma yazman bile yok. Seni ciddiye de almazlar, seninle dalga geçerler demiş. Hayır. Biz her insana saygı duyuyoruz. Melike size fazlasıyla şans vermekle hata yapmış. İnşallah uyanacak bu uykusundan. Söylemeye çalıştığımız şey bu. Melike anladın mı Hasan Bey'in dediğini? Yardımcı da olacağım. İnce Hanım yardımcı da olacağız. Üstüne tazminat alacaksın seni tamam. aldattığı için. Ve o süreci de Hasan Bey takip edecek ama, tabii ki. Ama bak şunu özellikle söylüyorum. Taviz vermeyeceksin. Tamam. Geri durmayacaksın. Kendin olmaya başladın bugünden itibaren. Kendin gibi davranacaksın. Tamam. Ne derse desin. Çünkü bu saatten sonra yarın o sana yumuşayacak. Ben biliyorum. Evet, ya Melike aslında ben öyle söylemek istemedim. Sen öyle dedin de ben ona çok sinirlendim gibi böyle. Hadi gel bir yemek yiyelim bir şey yapalım diyecek. Bitti. Tamam. Tamam. Ona Melike, göre davranacaksın. Ne yapıyoruz demek ki? Bitti diyeceğiz. Bitti diyeceksin evet. Tamam. Ve arkasında duracaksın. Haklarını isteyeceksin. Ve sen Melike'cim sen güçlü bir kadın olduğunda da o dört çocuğunu da sarıp sarmalayabileceksin. Evet. Tamam mı? Sen böyle bir şık başını bir kaldır. Hah şöyle güzel bak. Evlatlarına da ne kadar sevdiğini özlediğini söyle. Söylüyorum ben ona. Sizin için mücadele edeceğim de. Sizin için mücadele edeceğim. Hah. Sizi çok seviyorum. Tamam aferin, peki. Aferin. Biz de yanındayız Melike. Bir ara vereceğim. Ara verdikten sonra Dursun Hanım'ın 35 yıldır aradığı kız kardeşinden haberler var mı ona bakacağız. Mustafa Bey'in kardeşinin cinayetiyle ilgili canlı bağlantılarım var. Fatma Hanım burada yok farkındaysanız. 86 yaşındaki işte bir ay, iki aydır kayıp olan babası için gelmişti. Fatma Hanım niye bugün burada değil? Bu sorunun cevabını vereceğim size. Ve bakalım Nermin Hanım hiç tanımadığı abisini arıyor babasının vasiyetiyle. Hangi haberler gelmiş? Evet sevgili seyirciler,
Nermin Han Gaziantep'ten kardeşi için geldi. Bilgileri bir kere daha tekrarlamak istiyorum ve özellikle de Almanya'dan bizi izleyen sevgili seyircilerimize bir kez daha seslenmek istiyorum. Kardeşi 54 yaşında bugün. Babası Mehmet Han Almanya'ya çalışmaya gittiğinde orada Maria Hanım'la tanışıyor. Yaklaşık 4,5 yıl süren bir ilişkileri oluyor ve bu birliktelikten de Kristin dünyaya geliyor. Daha sonrasında anne bu çocuğun baba tarafından kabul edilmesini istiyor. Davalar açılıyor ve Mehmet Bey'in baba olduğu ortaya çıkıyor ama resmen evli olmadıkları için de nüfusuna alamıyor çocuğunu. Türkiye'ye dönüş yapmak zorunda kalıyor 1971'de. O zaman da 6 yaşlarında Kristin. Evet. Ve bir daha oğluyla görüşemiyor. Ölmeden önce de kızına vasiyeti var. O vasiyeti de yerine getirmek için Nermin bugün burada. Abisini bulmak istiyor. Diğer kardeşi Münih doğumlu, nüfusa kayıtlı olduğu yeri sen hep söylüyorsun, fighting. Ben hep unutuyorum. Fighting, evet. Show fighting. Evet, oradan bu bilgiler size bir şey ifade ediyorsa bizi arayınız ve şu da önemli, bu kadar rahat bunları tekrarlamak durumunda kalıyoruz. Çünkü zaten babasının Mehmet Han olduğunu aradığımız beyefendi biliyor ve ailenin öğrendiğine göre de iki kez Türkiye'ye gelip Malatya'ya gelip babasını aramış ama baba bölgede farklı bir ismi tanındığı için ona ulaşamamış. Bakalım nasıl haberler vereceğiz Nermin Hanım'a. Dursun Hanım konusuna geçeceğim ama onun öncesinde biliyorsunuz iki gündür Cuma günü başlamıştık bu konuyu işlemeye. Trabzon'da bir kayıp var, 86 yaşındaki Mehmet Toğan. Tonya'da yaylaya gidiyor eşiyle birlikte ve mantar toplarken ortadan kayboluyor. Ve ailenin bir iddiası vardı. Bizim babamız işte orada kendiliğinden kaybolmadı, onu kaçırdılar diye. Bugün aileden kimse stüdyoda yok. Niye yoklar? Önce bir hatırlatmamızı izleyelim, sonra konuşalım. Yok mu? Peki, o zaman tamam. Hatırlatmayı izlemeden ben hatırlatayım size o zaman hemen. Şimdi Mehmet Toğan baktığınızda ilk etapta 86 yaşında biri kaybolduğunda işte belki bir Alzheimer hastasıdır diye düşünüyorsunuz, başka bir şey düşmüştür diye ama ısrarla bizim programımıza katılan kızı Fatma babanın böyle bir rahatsızlığı olmadığını söyledi. Diğer kardeşler de aynı şeyi söyledi ve eşi Elmas Hanım da bunu söyledi. Hatta eşinin son derece dinç olduğunu, o hafta yaylada bir hafta birlikte kaldıklarını, bahçe kazdıklarını, işte bütün işleri yaptıklarını söyledi ve onların iddiası eşinden yüklü miktarda para alan eski kiracılarının, bunu bir davaları karşılığı kendisinde alan kiracılarının babalarını kaçırdığı yönündeydi. Çünkü babalarının bu davadan vazgeçmesini istiyordu ve Mehmet Bey bunu kabul etmediği için onu kaçırdığını söylüyorlardı. Ve iki arabayla birlikte de babalarının bu arabaya bindirildiğini söylüyordu Fatma Hanım'ın annesi özellikle. Fatma Hanım bugün burada olacaktı ama yayına katılmaktan vazgeçti. Neden vazgeçtiğini ben bilmiyorum çünkü kendisini görüp ona sorma fırsatım olmadı. Otelden ayrılmak istemiş, kendisi ayrıldı. Kimseyi zorla otelde tutacak halimiz yok. Ama bu kadar apar topar niye gittiniz Fatma Hanım? Başta ben olmak üzere şu andan itibaren bütün seyircilerimiz de bunu merak etti. Kardeşleri de aynı şekilde konuşmak istemiyor. Dün Fatma Hanım'a bir tek soru sordum. Siz nerede yaşıyorsunuz dedim. Dedi ki eşim vefat ettikten sonra 1,5 yıldır anne babamla birlikte yaşıyorum. Nerede? Balıkesir'de. Diğer zamanlarda da Beşikdüzü'ndeki evimizde birlikte yaşıyorum. Olay olduğu gün neredeydiniz? Ben Beşikdüzü'ndeydim. Annemle babam yaylaya gitmişlerdi. 28 Eylül'de yayla sezonunun sonunda anneyle babayla birlikte niye gitmediniz sorusunu sordum. Cevap gelmedi. Başka da soru soracak fırsatımız da olmadı. Fatma Hanım niye gittiğinizi merak ediyorum. En azından telefonla bağlanın. Bir sebebini söyleyin. Ama biz her konuyu kamera gerisinde de araştırmaya devam ediyoruz. Bunu da siz de seyircilerimiz de böyle bilsin istiyorum. Ama yani ben Ayşe Hanım'a seslenmek de istiyorum. Fatma Hanım'a. Yani biz dün kendisiyle de bir takım paylaşımlar içerisinde bulunduk. Hani ben dosyasının en azından bir kısmını görme fırsatı buldum. Baba Mehmet başkasına vasi olarak atanacak kadar dinç biri. Bakın öyle söyleyeyim. 86 evet. Yaşında hani insanlar veyahut da izleyiciler şöyle bir yanılgıya düşmesin. Ya 86 yaşındaki bir adam acaba akli melekeleri yerinde mi? O kadar yerinde ki kız kardeşine vasi olacak kadar yerinde tabii. Hatta bu şüphelendikleri M isimli kişi de başka bir şekilde de dolandırıcılık yapmış. Mesela bu Mehmet Bey'in vasisi olduğu kız kardeşinin maaşını da Mehmet Beylerin haberi olmadan, vasinin haberi olmadan 4-5 aylık maaşını bile çekmiş. Buna ilişkin de bir ceza mahkemesine devam eden bir dosyaları daha var. Yani bu şüphelendikleri kişinin olay günü
ben şuradaydım, Beşikdüzü'ndeydim ifadesinin aksine yaylada olduğuna dair de bir takım deliller var. Bunların üstüne bu şekilde gidilmeye başlanacağı anda gitmesini ben enteresan karşılıyorum. Yani karşı taraftan çekindiği için mi korktu? Bilemiyorum. İçin çok enteresan. Korkacak bir şey yok. Yola girmiştik biz. Evet, yola girmiştik. Çok da güzel doneler de elde etmiştik. Çok enteresan. Bilmiyorum ne umarlar. Bu şüphelendiği şahısla ilgili dün yayının sonrasında bazen süremiz yetmediğinde tam ayrılırken de ayaküstü konuklarımızla konuşma fırsatı buluyoruz. Yani babanız bir ne kadar bir arazi için, çünkü Fatma Hanım'ın iddiasında 200-300 bin lira civarında bir para verildi. Bir arazi sorunları var, o davayı çözmelerinde yardımcı olacak diye. Kardeşi de 200 bin olabilir dedi. Ne kadar çok toprak ki bu 300 bin lira hani o işlem için. Sırf dava için harcanacak parası 300 bin liraysa. Dedi ki babamızın bize söylediği, sizin bana yapmadığınız evlatlığı bu kişi bana yaptı. Yani sadece arazi için bu parayı vermediğini dile getirdi. Orada başka neler var artık onları biz öğrendikçe zaten sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Fatma Hanım'a da diğer tarafa da yayınımız her zaman açık. Ama soruşturma zaten devam ediyor. Savcılık makamı da bütün burada çok konuşma fırsatımız olmadı ama bütün bunları da dikkate alacaktır şüphesiz. Dönelim Dursun Hanım'a. 35 yıldır bekliyor Dursun Gümüş. Evet bekliyorum canım. En başından bir anlatsanıza. Siz Şanlıurfalısınız değil mi? Ama ben buraya evlendim, buraya geldim Adana'ya. Tamam tamam. Evet, yani kardeşim de Ankara'ya gitti. Evet. Bir sefer gittim gördüm onu. İkinci sefer gittim evde yok. Üç kardeşsiniz siz. Üç kardeşim. Bir kardeşim. Benim ufağım öldü. Bu en ufağımız. Evet. Gittim bulamadım, geri gittim. O zaman mektuplaşıyordu, sonra mektup da kesildi. Bir daha gittim, onu bulamadım işte. O 35 sene aradan geçti. Dursun Hanım, şimdi aranızda 10 yaş var ya sizi. Bilmiyorum vallahi. 10 yaş mı var, 15 yaş mı var bilmiyorum. Ondan mı bilmiyorsun? Onu da bilmiyorum vallahi. Şimdi yani benim, şimdi ben kaç yaşındayım? Bilmem. Kaç yaşındasınız sizce? Dur şimdi. Sizce kaç 70, yaşındasınız? Dur canım hele 77 yaşındayım değil mi? Ha. Ha. O benden bir bacım da benden hadi 10 yaş küçük olsun. Hadi olsun yani. Dur canım en ufak bacımı diyorum ya. Peki. En ufak bacım da hadi 60 yaşında mı olur 50 yaşında olsun de. Yani siz bize Zeli Hanım'ın 66 yaşında olduğunu söylediniz. He. Ben şunu söylemek istiyordum. En başa gidelim derken. Evet. Sizden 10 yaş küçük çocukluğunuz, evlenip birbirinizden farklı şehirlere gelin gitmeniz. O dönemdeki iletişiminiz nasıldı onu anlatmanızı istemiştim aslında. Kızım yavrum işte böyle oldu. Beraber büyüdük. Ben buraya geldim, o Ankara'ya gitti. Bir sefer gördüm, daha da göremedim. Benim resimlerimiz bile onun yanında var. Bende hiçbir şey yok. Fotoğrafı da yok. Yok, sende. Onun fotoğrafı, benim fotoğrafım onun yanında var. Ben o zaman işte birazcık ileri görüşlü kadınız, ondan bir resim alırdım, bir şey alırdım. Almadım, yok. Şimdi ileri görüşlü. O da beni aramıyor. Demiyor ki benim bir ablam var, hele bir arayayım, sorayım hele bu ablam ne oldu. Sormuyor. Ben yine arıyorum onu. Ablasınız tabii ki. He. Ablalar her zaman daha böyle işte okumuşluğum yok gülüm ulaşamıyorum. Okumuşluğum yok. Yine Allah razı olsun şu adamla beraber geldim bizim komşudan da. Çocuklar hep okula gidiyor. Benim kızlar da gelir. Çocuklar okula gidiyor. Ufak. Nasıl gelsinler? Ya böyle oldu işte. Ulaşamıyorum. Ulaşsam. Dün konuştuklarımızdaki anlattıklarını da hatırlayalım bir Dursun annenin. Ondan sonra ya bakalım dünkü ne gelişmeler bak var. Bak hele canım o dünkü sizin. Unuttum bile onları bile unuttum. Dünküleri de mi unuttun? O zaman sen de bir hatırla dün neler anlatmışsın Dursun annenin. Vallahi unuttum ya biraz. İki kardeş 35 yıl önce küstüler ve bir daha görüşmediler. Dursun teyze en son 40 yaşındayken gördüğü kız kardeşini bulmak için programımıza başvurdu. Neden küstüler? Ben diyordum ki bunun o bir tane Kezban diye bir kızı var. Bu kız aramızı bozdu bu Kezban. İşte bunu böyle bir büyüttüler ortada böyle kayboldu gitti 35 senedir ona ulaşamıyorum. 35 yıldır gözyaşları dinmedi. Ben annemin hep 35 yıl boyunca hep annem gözyaşlarına şahit oldum. Hep ağladı kardeşi için. Hep ağladı. Ben şu anda diyorum ki benim annem bir adım attı. Evet. Yıllar sonra teyzem de duyuyorsa, görüyorsa
Biz o da arasın. Bir adım attım. Yani... O benim yanıma gel canım benim, seni çok özledim. Anne ağlama ağlama anne yeter. Duyuyorsan o kezibanın lapına bakma yavrum, gel yanıma, seni çok özledim. Canım benim. Başka kardeş de yok. Yok, bir kardeşim vardı, o da öldü. Bu hepimizin ufağı. Zeliha nerede yaşıyor? 76 yaşındaki Dursun anne kız kardeşini arıyor. Tanıyan bilenler varsa 35 sene önce Ankara'da Bahçeli Evler'de 5. durakta otururmuş. Zeliha Hanım. Kocasının adını eşinin da ismi Ali'ymiş. İpek. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde şoförlük yaparmış o yıllarda Ali İpek. Bey. Canım. İnşallah da İnşallah. Buluruz İnşallah. Kardeşini. İnşallah. Senin yani. İçinde ne diyor böyle, içinden İnşallah. Ne ben geçiyor? Ben zannediyorum içimden kavuşacağım bacıma. İnşallah, inşallah. Zeliha Hanım bizi duyuyorsanız, ablanız burada. Size bir sarılmak, kucaklamak istiyor. Dursun teyze kardeşine kavuşabilecek mi? Evet, 35 yıllık bu ayrılığı bitirmek istiyoruz. Artık daha fazla gözyaşı dökmeyin istiyoruz. Evet. Ne yapayım? Bunca zamandır niye aramadın derse. Hı. Ha Dursun Hanım. Ya ben ona derim kızım, sen beni arayaydın, Adana'ya gelsen beni nerede? Kezban biliyor, okumuşluğu var. Gelir beni sorardın. Mesela annemiz şuradaydı, benim bacım veyahut şöyle oturuyordu. Bu evdeydi, ne oldu ne olmadı. Hiç sormadım, maşallah onların hepsinin okumuşluğu var benim gibi değil. Şimdi ben tek başıma bir yola çıkamam, bir yeri tanımıyorum, okumuşluğum yok. Ya. Okumuşluk olmayan adam ne işi yapabilir? Evet, herkes okusun değil mi? Ah ah, bütün hikayelerde gelip aynı noktaya çıkıyoruz. Evet. Ama keşke bunu çok daha önce tamamlasaydın değil mi Dursun Hanım? Okuma yazmayı öğrenseydin en azından keşke. Aman aman. Eski kafalar ne diyor? Ne yapacaksın, çocuğu okutacaksın? Birine mektup yazar, birine bilmem ne yapar. Nasıl bir okutmuyorlar işte. Geri, ha, geri nasıl kapalı. Bir dert var içinde. İleri nasıl? Görüşlü derler de eski adam. Şimdi benim annem olsa şimdi kaç yaşında olur? Benim annem 35 yaşında öldü. Hey. Mesela kaç yaşında olurdu şimdi? Kadın 90 yaşında. Eskiden öyleydi işte. Siz böyle bir şey var. Siz aslında annesiz büyüdünüz. Yani o da belki bu bağları da mı sallamadı? Yok ha? Annem yok. Kardeşim de öldü. İşte hiç kimsem yok şimdi. Şimdi Dursun Hanım'ın 35 yıllık bu hasreti dinecek mi? O inanıyor dinecek diye. Ben inanıyorum inşallah. İnanıyorsun. Allah'ın izniyle. Ben de inanıyorum ama. Del mi? Ha? Belki de bu acaba açmıyor mu şeyi, ne yapıyor bilmiyorum. Televizyonu açmıyor. Onu bilmiyorum ama. Ya olabilir. Televizyonu açıp izleyen, kız kardeşin Zeliha'yı tanıyan, evet, çok yakından bilen, evet, kişiler bizi izliyor şu an Dursun Hanım. Sen de Bahçeli Ev'den taşınmış ha, Demet Evlerine. Şimdi hatta bir konuğum var. Hı. Hatta Zeliha Hanım'ın yeğeni var. Hı. Yani bulduk İş... aslında kız kardeşini demek. Ay bu. Kurban ha. Olayım sana. Ha, bu canım aslında benim. Biraz öyle. Yani şimdi yeğenini bulduksa... Ha. Ne demek? Bak Fatoş ne diyordu biliyor musun? Fatoş diyordu ablamdan bir resim. Bir mendil de alabilir miyiz? Bak hele ablamdan bir resim al diyordu. Çekip diyor benim oraya koyacağım eve diyordu. Ablam, senden ha üçün. Benimle. Tamam ablamın, ben de. Tamam. Ablamından tamam, senin resmini çektiniz çek. Çektiniz tabii ki. Heh, çek canım ona gönder. Yalnız sen kız kardeşi ararken fotoğrafa geçti şimdi. Seni seviyorum. Fatoş. Teşekkürler. Fatoş Hanım'a da sevgi. Ne diyor, sen sevmiyor musun? Fatoş mu seviyor? Ben de seni çok, çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Yani, ben, yani ikimizi besim sen evde büyütüp asacağım oraya benim kardeşim uğurdu diye. Aa. Canımsın benim. Şimdi bir telefonla konuşalım önce Dursun teyze. Hadi. Şimdi aslında Zeliha Hanım'la ilgili bilgileri de biz yeğeninden alacağız. Hatta o şu anda. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Zeliha Hanım neyiniz oluyor? Halam. Halanız oluyor. Evet. Evet. Buyurun. Halam şu anda Adana'da kendisi. Nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Öncelikle o teyzeye de Allah yardımcısı olsun diyorum. Evet. Yani nereden başlayacağım, ne diyeceğim de bilemiyorum. Neden? Yani ne bileyim, o teyzenin ağlamasına dayanamadım. Aa, evet. Hani o teyze de daha yeni mi akıl başına gelmiş, 35 sene sonra arıyor. Bir de diyor ki Kezban'ın yüzünden. Kezban'ın niye yüzünden? Halam Kezban'ın lafına bakacak bir insan değil ki. Halam başına buyruk bir insan. Öylesem?
Söyle. Niye tamam, seni aramadı? Tamam, aramamış olabilir. Kızım benim okumuşluğum yok, bir şeyim yok. Zeliha okumuş maşallah. Niye beni aramadı hiç? Vallahi... Benim gözüm fark etmiyor. Kör körlemesine gelmişim buraya. Ya evet, haklısın. Ya. Ben sadece şunu öğrenmek istiyorum. Ama çok mektup gönderdi bana. Yine ben küsmedim ona. Çok mektup yazdı. Yok, kardeş, küsmem. Kardeş küser mi? Yok. Bak ne güzel söylüyor. Evet. Tabii ki. Halamın annesi dedemle evlenince acaba halamı karnında mı getirdi? Yok. Halamın annesi dedemle evli. Anlamadım ben ne. O nasıl laf? Ne diyorsun? Şimdi halamın annesi, evet, Zeliha halamın annesi, he, dedemle evlenince, he, halamı karnında mı getirdi? Benim dedem onların öz dedesi mi? Veya bu Dursun teyzeyle halamın babası bir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben zaten Zeliha senin halansa, evet, Dursun Hanım da halan olacak bu durumda, evet, değil mi? Biz bu teyzeyi hiç tanımıyoruz, bilmiyoruz bu teyzeyi. Ha. Ben kızım, dün Zeliha... gördüm. Zeliha'dan ben ufaktı, Zeliha bizden ayrıldı. Evet. Tamam, o zaman ben nasıl Zeliha'yı görebilirim, hadi. Anne baba bir mi sizin Zeliha'yla? Babamız ayrı, annemiz bir. Tamam. Ha, tabii anneleri canım. Bir. Evet. Peki, anneleri. Şimdi Zeliha bilmiyor mu annesinin ismi ne? Ne annesinin ismi? Benim babaannemin adı Behiye. Evet, o babaanneni sormuyorum. Şimdi ben bacımın annesini soruyorum. Ben halamın annesini hiç bilmiyorum, tanımıyorum. Ha. Aynı Zeliha olduğundan emin miyiz? Evet, kızı aynı... Keziban var, Neslihan var. Evet. Kocası tamam. Ali. Evet. Tamam, İbrahim aynı var. Kişi. Evet, İbrahim evlenmedi. Evet. Tamam, doğru kişileri söylüyoruz. Zeliha Hanım hayatta inşallah, değil evet, mi? Evet, hayatta, hayatta. Çok güzel. Şu anda Adana'da. Adana'da hem de. Evet, maddi durumda çok çok iyi. Adana'daysa ne olur, ver şeyini. Dursun Hanım da Adana'da. Ben de Adana'dayım. Ben size numarasını verdim. Halam size yok demiş, ben değilim demiş. Arkadaşlarıma verdin, değil evet, mi? Evet, evet. Ama telefonunu açmıyor diyorlar şimdi, numarayı vermişsiniz, doğru. Ben görüştüm, görüştüğümde kendisi yatıyordu. Hasta mı? Peki televizyonu açmasını söylediniz mi yani, ablanız televizyonda sizi arıyor diye? Ben halamla hiç görüşmedim, halam uyuyormuş. Rahatsız değil inşallah ablanız. Yok yok, rahatsız değil. Bundan 3-4 sene önce beyin ameliyatı olmuştu. Aa, geçmiş ya, olsun. Çok geçmiş olsun. Ben şu onu internette bile çocuklar harap. 60 yaşında. Hı-hı, daha çok genç. Genç daha ya. Evet. Çok genç. Peki, ama çok kilolu. Kiminle yaşıyor? Yani çocuklarıyla birlikte mi yaşıyor yoksa? Hayır, Ankara'da yaşıyorlar kendisi. Şeyde, Bahçeli'de. 7. caddede. Ama şu anda Adana'da diyorsun. Tabii tabii. Zaten onun babasından ona miras falan kaldı. Hep altından girip üstünden çıktılar. Ne anlamadım. Kim? Onun babası ya. Onun babası. Peki. Bir yeğen daha var hatta diyor arkadaşlar. O kim? Onu da alalım. Zeliha Hanım'ın yeğeni. İsmini vermek istemiyormuş. Peki. Merhabalar. Televizyonunuzun sesini kapatır mısınız lütfen? Alo, duyabiliyor musunuz beni? Alo. İkinci yeğene sesleniyorum. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Zeliha Hanım'ın nesi oluyorsunuz? Yeğeniyim. Yani o sizin neyiniz oluyor aslında? Halamız oluyor. Sizin de halanız. Peki. Evet. Az önceki hanımefendiyle kardeş misiniz, kuzen misiniz? Kardeşim. Kardeşsiniz. Peki. Evet. Şimdi... Zeliha Hanım'la siz konuştunuz mu yayından sonra? Yok, yok, yok. Görüşmüyor. Görüşmüyor derken? Yani açmıyor. Telefonlarına bakmıyor. Evet, arkadaşlarım da arıyor, açmıyor. Niçin acaba? Ne bileyim, vallahi bilmiyorum. Görüşmek mi istemiyor? Hiç bahsetmiş miydi size Dursun Hanım'dan? Biz biliyoruz ki. Biliyorsunuz. Biliyoruz, biliyoruz. Peki siz niye hiç görüşmüyorsunuz Dursun Hanım'la? Ama o bizi tanımıyor. Ben bunları tanımıyorum. İşte evlendi. Bu sana diyorum ya, baba var, babası ha, ayrı. Tamam. Bu onların evet, şeyi. Sonra. Evet. Peki madem. Televizyonun sesini kapatın ne olur, anlaşamayacağız böyle. Ama o Zeliha çok ayıp ediyor ha. Dur canım, ayıp etme de diyorum, böyle. Tabii belki ya. Belki rahatsız kadın belki. Yok yok. Ha? Bak, görüşmek istemiyormuş, daha ne yok, diyeyim daha ben ona. Ama zaten 35 yıldır lüzumsuz bir küslük yaptınız. Şimdi böyle yapsan olur mu? Ama işte bak. Bir seslen ona, bence izliyordur şu anda bizi. Bilmem.
Bir seslen ona yani ne kadar özlediğini, sevdiğini bir şey. Bak ben onu demedim, seviyorum, özledim. Bak burada ağlıyorum. Ben onu gelmişim izliyorum, o benden görüşmüyor biliyor musun? Görüşür. Görüşür. Çok ayıp. Peki Zeliha Hanım yani Dursun Hanım'la görüşmek istemiyor muydu? Ben onun kafasında ona bir şey dememişim sorayım. Ki. İstemiyor. Neden? O kendini beğenmişim biri de ondan. Kim ben. Kendini beğenmiş? O biraz kendini beğenmişti o yüzden. Kim kendini beğenmiş? Zeliha Hanım. Halanız. Evet. Ya insan halası için böyle der mi ya? Vallahi işte öyle bir hala bu da bize. Nasıl yani? Yani başka bir kelime herhalde söyleyecektiniz yani. Ne bileyim çok insanlarla görüşmek istemiyor mu demek evet, istediniz? Evet görüşmek istemiyor. Bencil. Kendini beğenmiş biri. Otursun teyze daha iyi bir teyze. Hala. Ay böyle demeyin halanız için de yani. Bak kız yok doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Valla Dursun teyze doğru, beni ben bilir. Ben oradan buraya ayağına gelmişim bak. Doğru bak, söylüyor. Yüzü ne diyor beni tanır diyor. Biliyor musun Dursun teyze? Tamam kurban olayım öldü o öldü. Ha tamam Güzide'yi biliyorum değil mi sen? Evet. Öldü. Tamam. He. Ha bu da halamız da işte hiç yani hiç ağlama vallahi kızım, ağlama. Kızım ben onun yazık. Yanına geldim Ankara'ya geldim. İkinci durakta oturuyordu o zaman. Tamam şimdi taşındı oradan işte. Tamam şimdi taşındı oradan. Ha evet bak ben geldim taşınmış oradan. İsmi vermeyelim de. Ben şunu anlamadım. Siz Zeliha Hanım'la görüşüyor musunuz? Görüşmüyoruz. Siz de görüşmüyorsunuz. Yani genel olarak mı kimseyle görüşmüyor Zeliha Hanım? Görüşmüyor. Benim oğlum görüşüyor. Kendisi biraz yani bencil bir kadın. Demeyin öyle lütfen. Demeyin öyle. Yani belki çok insanlarla iletişim kuramıyor diyebiliriz ama. Evet. Zaten içine kapanık olacak. Hani kimseyi sevemiyor. Artık ailesinden verilen bir şey herhalde. Aileden geliyor herhalde. Beyin ameliyatı geçirmiş belki farklı olabilir. Beyin ameliyatı senden sağlam. Yani ameliyatından kaynaklı sıkıntıları olabilir. Ondan mı diyorsunuz hocam? Buyur canım. Senden sağlam. Sen daha kötü olmuşsun. E tabii ama ben kötü olurum. Kardeşimi arıyorum bulamıyorum. Tamam, bir kardeşim bize öldü. Bize gel biz de senin yeğeniniz. Bize ara. Sağ ol Allah razı olsun. Peki. Sen de, bize gel. Sen de da buyur gel canım var. Benim. He? Sen de buyur gel telefonunu ver telefonlaşalım. Tamam. Belki bak sana bir şey sen onun telefonunu ver bana o ben ona kavuşurum inşallah. Ya Adana'da halamın çocuklarının yanında sen Adana'da halamın çocukları vefat ettiğini biliyor musun? Sen telefonunu ver. Bilmiyorum numarasını ver bana. Tamam. Ben... Şimdi ben bir şey soracağım. Evet. Zeliha Hanım'a. Diğer kuzen de şu anda beni dinliyor. Onunla konuşmuş. Siz telefonumu açmadı diyorsunuz ama ablasının evet. Onu aradığını biliyor mu şu anda Zeliha Hanım? Biliyor. Peki ne dedi? Biliyor da biz hani Adana'dakileri aradık açmıyor. Orada yeğenlerine veriyor telefonu onları açtırıyor. Yeğenlerine ne diyor peki? Yani Dursun Hanım'la ben görüşmeyeceğim mi demek istiyor? Bu mudur? Bilmiyor valla artık ne düşünüyorsa vermiyor. Açmıyor. Kendi açmıyor telefonu. Yayından sonra ararsanız numarasını veririm size. Numarası var bizde. Bizim telefonumuzu da açmıyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani tamam bizimle görüşmek istemiyor olabilir ama size aile bireylerine ben ablamla görüşmeyeceğim mi dedi. Bunu böyle söyledi mi birine? Demiyor. Böyle de demiyor. Telefonlara çıkmıyor. Belki birazcık zamana ihtiyacı var Zeliha Hanım'ın. Onun için de kolay değil. Ne yaşandığını da tam bilmiyoruz. Zeliha Hanım bizi izliyorsanız bizim amacımız burada 76-77 yaşındaki bir konuğumuzun isteğini yerine getirmek ve bu istek bizce çok güzel bir istek. Tabii hikayenin arka tarafında ne yaşandığını bilmiyoruz. İki kardeşin gereksiz küslüğünü bitirmek için bu yayını yaptık. Onun için misafirimizi ağırladık. Umuyorum ki birazcık daha zamanım var yayında. Bir telefon açarsınız, bir merhaba dersiniz, sesinizi duyarsak çok mutlu oluruz. Tabii ki burada kimse kimseyle bu mecrada görüşmek zorunda değil, arka tarafta görüşebilirsiniz. Ben sizden bir telefon bekliyorum. Telefonumuzu lütfen açın, nedir sorun, bize anlatın arka tarafta gerekirse. Dursun teyzeciğim biraz bekleyelim. Tamam, evin numarasını da ver, ben yine giderim onun yanına. Tamam, kamera tamam gerisinde canım? Onu konuşacağız. Evet. Tamam. Hadi çok güle teşekkür güle. Ediyorum size katıldığınız için. Her iki yeğene de buradan sevgiler gönderiyorum. Ya.
İşte gereksiz küstüklerle hayatımızı bitirip gidiyoruz. Kardeşsiniz ya siz değil mi yani? Kardeş evet, ben, kardeş bu ya. Kardeş, evet kardeş. Bu, yani karındaş yani ben bu. Ben istiyorum görüşeyim. Bak o benden görüşmüyor. Bu böyle bir şey olur ya, bu dünyada ya? Daha yakın kim var ki? Kardeşten kardeşe daha yakın bilmiyorum kim var işte, ki? Bilmiyorum işte demek ki o bilmiyor böyle şeyi. Canım halleder. Sen İnşallah bakalım halleder. Çok isterim. İnşallah. Çok da mutlu olurum. İnşallah. Bu iki kardeşi İnşallah. Yan yana görebilirsem. Evet kardeşi için geldi dedim Mustafa Bey için. Kardeşi Yusuf Güneş 11 Nisan 2012'de 5,5 yıl önce evinde bir gece yarısı kapısı çalındı. Kapıyı açmak için çıktı ve silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü ne yazık ki. 4 çocuğu kaldı geride ve öldürüldüğünde Yusuf Güneş Ekinözü ilçesinin Soysalı Köyü'nün muhtarıydı ve daha 48 yaşındaydı. Evet, bugün 48 stüdyomuzda yaşında. Abisi Mustafa Bey var. Birazdan evet. Canlı bağlantıyla biz Maraş'a da bağlanacağız. Oradaki gelişmeleri de alacağız. Arkadaşlarım olayın meydana geldiği evde çekimler de yaptı. Onları da sizinle paylaşacağım ama dün çok konuşamamıştık Mustafa Bey. Şöyle çok kısa girdik. Siz dediniz ki 70 haneli bir köy dediniz galiba. Evet. Yanlış hatırladım. Büyük de hani orası için. Mahalleler geniş öbür taraflar. Bizim olduğumuz yer. Trafo kapatıldı. Yani elektrik kapatıldı. Evet. Köyde elektrikler bilinçli olarak kesildi diyorsunuz. Tabii canım bilinçli yani olarak. Bundan emin misiniz? Bunun bir bulgusu var mı sonra yoksa bir arıza falan mıydı yani? Arıza yok. Bilinçli olarak trafodan tamamen kapatıyorlar. Öyle gelip kapıyı vurur diyorlar. Tamam. Gece kapı çalınıyor. Saat 12.30 civarında. 12.30'da kapı çalınıyor. Kapı çalınınca kendi... Rahmetli kapıyı açıyor. Hanımı diyor ki hanımı da gelecek ya buraya. Hanımı diyor ki sana çağırıyorlar Yusuf diyor. O oradan kalkıyor tabii bir cam yana daha bir cam yana falan silah falan da var almıyor onları hiçbirini. Almadan öyle elektrik de vardı başucunda. Kendinin bir sahırı var malı var. Onların birini de almamış hiç eline almamış. Kapıyı açar açmaz yarım kapıyla beraber sıkmış satan adam yani belli. Ve orada hocam işte yaralanıyor şey sonrasında. Ben bir şey sormak istiyorum. Tamam hocam. Şimdi trafoda yani elektriğin kesilmesiyle silah sesini duymanız arasında ne kadar süre geçti? Oraya biz bilmiyorum hocam. Yok ben... silah sesini duydum diyorsunuz. Ha, silah sesini gitmiş. Duydum. Elektrik önce mi kesilmiş, daha özel mi kesilmiş onu bilmiyor hocam. Uyuyordu ve kalktığımda ışık yandı. Ben kalktım, düğmeye bastım Anladım. Şey yok elektrik. Peki sizin köyde böyle elektrik teknisyeni, elektrikle uğraşan falan biri var mı? Trafoya herkes müdahale edemez. 20.000 volt yer ödür orada. Şimdi orada trafoyla uğraşan insanlar çok. Trafoyu kapatırlar, şartelini kapatırlar, geri açarlar. Ha, bilen var yani. Çok çok hocam. Şimdi çok. Olay yerinde arkadaşlarım çekim var. Yaptılar. O trafonun görüntüsü de var. Böyle şehir yer gibi değil, köylerde çok bilen olur hocam. Çok bilen oluyor. Şimdi tabii bize Mustafa Bey anlatıyor ama evi, girişi, işte yeri biz mekanı bir görelim. Cinayetin işlendiği evde yapılan çekimleri izleyelim. Sonrasında sorularınızı çok daha rahat sorarsınız hocam. Güneş ailesinin programımıza başvurması üzerine 7 senedir çözülemeyen Yusuf Güneş cinayeti için ekibimiz Kahramanmaraş'a gitti. Yusuf Güneş 11 Nisan 2012 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Biz de bölgede çalışmalara başladık. Sır cinayetin perde arkasını araştırmak üzere gerçeğin peşinde ekibi Kahramanmaraş'ta. O gece ne yaşandı? Saatler 11.30-12 arası. O saat itibarıyla gördüğünüz gibi burada iki tane oda var. Bu odalardan birinde Yusuf Bey ve Serpil Hanım yatıyorlardı. Diğerinde ise Yusuf Bey'in annesi Rahime Hanım yatıyordu. İlk etapta bu camda elle bir vurulma sesi geldi. Tek sefer. Serpil Hanım kalktı. Sonrasında teyit etmeye çalıştı. Rüzgar mı çarptı ya da farklı bir durum mu var diye. Cama kim vurdu? Tam o arada ikinci vurma sesi geldi. Ve bu sırada Yusuf Bey de kalktı. Sonrasındaysa hemen üstlerini giymeye çalıştılar ve dışarıda ne olup bittiğini öğrenmeye çalışıyorlardı ki Rahime Hanım'ın penceresi de burası. Ya bu pencereden ya da arkadaki yerden bir vurma sesi daha geldi.
Sonrasındaysa kapıya doğru yöneldi Yusuf Beyler. Ve o sırada Rahibe Hanım da aslında çıkmak istedi. Ancak Serpil Hanım sen geç içeri deyip kontrolü kendileri yapmak istediler. Ve tam o sırada Yusuf Bey kapının hemen gösterelim sizlere ana kapı tek katlı bir ev. Ve buradan kapıyı açmasıyla kurşunların hedefi olması bir oldu. Göstermek istiyoruz bir diğer noktayı da. Bakın o kurşunlardan 2012 yılından beri bir ve ikinci kurşun izleri hala duruyor. Ve o kurşunların hedefi olduktan sonra ise Serpil Hanım Yusuf Bey'i tekrardan içeri çekti. Kapıyı kapadı. O arada Feryat Figan yardım istemek için bağırdı. Katil önce elektrikleri mi kesti? Şimdi bir de size içeriden göstermeye çalışalım. Serpil Hanım ve Yusuf Bey'in kaldıkları oda burasıydı. O ikinci sesten sonra Yusuf Bey uyandığı zaman önce perdeyi aralıyor. Dışarıda bir motorun olduğunu söylüyor. Kendi motorlarım yoksa başkasına mı ait? Buna dair net bir bilgi yok elimizde. Geliyorlar ve ışığı yakmaya çalıştıkları zaman görüldüğü üzere bütün köyde elektriğin olmadığını ayrıca belirtelim. Bütün köyde elektrikler kesik. Sonrasında üstlerini giyindikten sonra dışarı doğru yöneliyorlar. Bu arada Yusuf Bey'in annesi kapıdan çıkıyor. Kapıdan çıktıktan sonra onun da camı çalındı çünkü. Hemen Serpil Hanım sen içeri geç diyor. O arada Yusuf Bey gecenin bir vakti haliyle kendisi çıkıp ne olup ne bittiğine bakmak istiyor. Adımını attığı gibi yine aynı noktaya geldik. Kurşunların hedefi oluyor. O arada Serpil Hanım tekrardan Yusuf Bey'i içeri çekiyor ve diğer camdan dışarı doğru bağırmaya çalışıyor. İşte içerideki manzara da ne yazık ki böyleydi. Yusuf Güneş'i kim, neden öldürdü? Şimdi devamında da görüntüler var, o trafoyu da göreceğiz, başka bilgiler de var, ona geçeceğim ama Mustafa Bey, bu evin önünde girişte herhangi bir değişiklik oldu mu o günden sonra? İnşaat? Hayır. Aynı bu yapıdaydı. Aynı bu yapıda, aynı hiç değişmedi hocam. Sizin eviniz buraya ne kadar mesafede? 50 metre anca ya. Değil ortadan mi? Bir yol geçiyor. Zaten o arkadaşın gözüyle ortadan bir yol geçiyor. Benimki karşıda. Hı hı. Sizin karşı. Yanınızda hemen başka evler var mı? Tabii bunun rahmetliğin kaynının da evi var orada. Kayınbiraderinin de evi var. Peki sizinle beraber ilk siz mi gittiniz o kapıya? Gittiğinizde kim vardı orada? Hiç kimsecik yok. Sırf hanımıyla annem var. Başka kimse yok. Ben zaten hani dediğim gibi bir camayla falan yataktan öyle sıçrayıp ve çıktım ki salonda, o arkadaşın girdiği salonda abi böyle buraya çöküyor. Ne oldu, ne oldu diyorum. Hiçbir kelime konuşturamıyorum kendinden. Hı hı. Cevap da şey demiyorum. Ha bura bir şeyler diyor ama biz anlamıyoruz bu saatte. Biz telaşten, şuurumu kaybetmişim ben o anda. Kardeş bu, canımdan ileri benim, canımdan ileri. Siz silah sesine uyandınız. Bu silah sesine uyandım. Evde kim vardı sizinle birlikte? Sizin benim elinizde? Hanım vardı, başka kimse yok. O da anında uyandı mı sizinle? Tabii canım, o da geldi sonradan aynı yere. Biz hanımıyla beraber, ben arka tarafından tuttum, hanımın da ayaklarından tutturdum, taksiye attırdım. Ben acil hastaneye yetişeyim diye ben acil gittim, oraya götürdüm. O arabanın içerisine iki gün sonra bakıyorum da bir damla kan düşmüyor hocam. Bir damla desen kan düşmemiş. Nice olmuş bilmiyorum. Hiç kanama olmuş. Yani kan hiç çıkmamış. Şimdi bağlanacağız. Eşi Elmas Hanım canlı yayın, Serpil Hanım özür dilerim, canlı yayında olacak Yusuf Bey'in. Ondan da bir olayı dinleyeceğiz ama kayınbiraderi mesela o akşam evde değil miydi? Onun evine de ses gitmiştir, siz duymuşsanız. O gün orada ya kalmamış, ya önce bir gün iki gün ezel orada kalırmış. O gece kalmamış kayınbiraderi de. O dönemde kayınbiraderi Yusuf Bey'in evini, kendi evini mi kastediyorsun, Yusuf Bey'in evini mi kastediyorsun? Yusuf Bey'in kaynıydı o. Ha, Yusuflar'da mı kalıyordu? He, orada kalırdı. Yusufların evinde kalıyordu. Evet. Sürekli mi? Yok, sürekli değil. İki gün mezar, kendi Antalya'da oturuyor zaten. İki gün mü, üç gün öyle gezmeye gelmiş orada. Yok, ben demin şey sordum Mustafa Bey. Sizin eviniz, siz evden silah sesini duydunuz, geldiniz. En yakın ev başka, işte kendi kayınbiraderinin evi dediniz. Ben sesi duydum ama hocam hiç gelmedim. Ben damın üzerinden, balkondan bakıyorum. Nereden geldiğini bilmiyorum. Rahmetliğin evinden geldiğini bilmiyorum ben hiç. Hiç bilmiyorum. Sonra gelininizin Yusuf'un hanımı Hacı dedi, bağırdı. Beni görmesine tarih yazmamış. Göremez. Benim dışarıda olduğumu o anda göremez. Ben dışarıda bekliyorum. Üşüdüm biraz da. 5-6, 1-2 dakika durdum orada. İşte orada ses yok, seda yok.
Hiç yok yani ses seda. Ben bu özüm kendi bağırınca, Hacı dediği bağırınca ben oradan sıkıldığını tahmin ettim yani. Başka köyden kimse çıkmadı mı silah sesine? Yok, hiç kimse gelmedi. Ben taksiye bindirdim, ondan sonra bizim köyden bir tane arkadaş karşımdan geldi. Ben taksiyle götürüyordum hastaneye. O karşımdan geldi. Başka kimse gelmedi. Kardeşimin dönlerinin de haber yok. Telefon ne? Üzerimde bir şey yok ki birine telefon edeyim kardeşimin oğluna nereye. Ama zaten orada telefonu varmış kardeşinizin. O aramış birilerini. O kardeşimin oğlunu aramış ama açmamış o saatte. Uykudaları sağır bilmiyorum işte. Açmamış. Yok yok da. Kardeşiniz Yusuf Bey vurulunca telefonla arama yaptı dediniz. Bir karakol komutanını aramış. Evet. Bir de kardeşimin oğlunu aramış. Kendisi. He. Eşi değil kendisi mi yapmış? Kendisi yapmış o anda. Eşi. Ama ondan sonra düşmüş satan o. Evet. Telefon. Tamam. Bu şimdi... aramada satan karakol onları hep bir tespit etti yani. Biz bir sonradan ben öğrendim onları. Karakolun Serpil tespit... Hanım şu an canlı yayında. Mehmet Şahin'in yanında. Serpil Hanım'a bir döneceğiz. Serpil Hanım tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz eşinize. Başınız sağ olsun diyelim bir kez daha. Sağ olun. Bir de siz bize o gece olduğu gibi anlatır mısınız lütfen? En başından itibaren. Aynı size anlattığım gibi mi? Aynı. O gece eşim namazdan geldi. Yatsı namazından. Yemeğini yedi. Saat 10:30 gibi yattık. 10:30 işte 11'e doğru. Evet. Yattık. Ne kadar uyuduk bilemiyoruz. Penceremize vuruldu. Kafamı kaldırdım bir baktım. Bir daha ses gelmedi. Tekrar kafamı attım yattım. Tekrar bir daha çaldı. Eşimle birlikte kalktık. Eşim kalktı. Perdeyi araladı baktı. Hiçbir şey yok dedi. Bir tek motor var dedi. Sonra lambaya bastı. Elektrikler kesilmiş. Karanlık her taraf. Evet. Kapıya yöneldi. Üzerine enşamanlarını taktı. Kapıyı açtı. Kapıyı açmasıyla birlikte silahlar zaten patladı. Eşim vurulmuş. Ben üzerime bir şeyler taktım. Koştum. Kapıyı açtım. Eşimin kolundan tuttum. İçeri çektim. Vurulacaksın diye. Meğerse o zaman vurulmuş. Telefonunu istedi benden. Telefonunu koştum getirdim. İki sefer telefona döndüm. Eşim yeğenini aradı. Bünyamin Güneş diye. Telefon düştü, açmadı, sessizde miymiş bilmiyor, uyuyor muydu. Ben eline verdim, pencereyi açtım, odanın kapısını açtım pencereden. Bağırdım ki yardım istemek için, kaynım dışarıdaymış. Ne oldu Serpil diye çağırdı. Çabuk yetiş, Yusuf'u vurdular diye. O geldi. Zaten eşim artık yığılmıştı yere. Serpil Hanım. Aldık. Kaynım, evet. Oradan devam edeceğiz de yani unutmadan birkaç şey sorayım istiyorum. Şimdi üstüne bir şey giydi, eşim gitti kapıyı açtı dediniz. Sonrasında evet. Siz silah seslerini duydunuz. Tekrar gittim üstüme bir şey giydim geldim mi dediniz. Anlamadım oraya eşiniz vuruldu ve siz üstünüzü mü değiştirdiniz? Evet. Ha? Hayır. Yatıyorduk yatak halimiz çünkü. Tamam da eşiniz vurulmuş o anda kıyafet giymeyi mi düşünür insan? Ama nasıl çıkacaksın dışarıya? Üzerime taktım gibi koştum. Yok eşiniz vurulduktan önce mi giydiniz kıyafeti yoksa vurulduktan sonra mı giyip dışarı çıkardım yanıyor? Ben şeylerimi işte kıyafetlerimi üzerime geçiriyordum. Ha, yapıyorum zaten. Ha eşin çıktığında sen odadayken o, yani. O da kalktı. Gelip gördükten sonra değil. Evet. Tamam öncesinde. Peki... Evde sizden başka kim vardı o gece? Kayınvalidem vardı. Kayınvalideniz de duyup kalktı mı silah sesini ya da kapının çalmasına? Cama vurulmuş. O da cam sesini duymuş cama vurduklarını. Evet. Yanıma geldi. Ne oluyor Serpil diye ben de elime dolaşmasın dedim. Ya git de yat odana bilmiyorum ne olduğunu dedim. O arada işte silahlar patladı ben dışarıya yanıma koştum. Yanıma geldi derken odanıza mı geldi kayınvalideniz? Evet. Siz yatıyordunuz. Onun da camına vuruldu. O arada eşiniz kalkmış mıydı kayınvalideniz geldiğinde? Hı hı. Eşiniz kalkıp kapıya gitmiş evet, miydi? Evet o kapıya yönelmişti. O kapıya yöneldi. Evet. Kayınvalide senin odaya geldi.
İki odanın arasında bir antre var. Ben yanlış mı gördüm? Evet, yani bir normalde kayınvalide kalktığında sizin odaya gelirken eşinle karşılaşması gerekir o arada, değil mi? Gördü mü eşini? Yok. Bizim yatak odamızdan, oturma odamızda kapı var. Evet. İki kapılı yatak odamız. Evet. O odadaki kapıdan girdi kayınvalidem. Eşim salona çıkan kapıdan çıktı. Ha, onu görmedi. Siz kayınvalideyi tekrar odasına geri gönderdiniz. Öyle mi? He, git dedim işte. Silahlar patlamıştı o arada. Patlamış, ben de dışarı mıydı? Salona çıktım, kapıyı açtım. Kaç el silahı sesi duyduğunuzu hatırlıyor musunuz? Kaç kere atıldı silah? Ben 3 el hatırlıyorum. 3 el hatırlıyorum. 3 elden kesin eminsiniz. 5 dedi çünkü. 3 el mi 4 el mi bilemiyorum ama ben o arada 3 el hatırladım. Askeri şeyi buldu ya hocam. Boş kovanları mı bu? 5 tane mi buldu boş kovan? Peki siz silah sesini duyduğunuzda hala odanızdaydınız yani, öyle mi? Evet, odamdaydım. Tamam. Silah sesini duydunuz, çıktınız. Sonra? Evet. Kapıyı açtım, eşimi tuttum. Eşimin elinde sandalyeler vardı. Birilerine hangi kapıyı açtınız? Ediyordu yani. Hangi kapıyı açtınız? Dış kapıyı. Dış kapıyı eşiniz açtı. Dış kapıyı. Evimizin dışa açılan kapıyı. Dış kapıyı açtı, vuruldu eşiniz. Kapıyı mı kapattı o arada kendisi? Silahın sesiyle beraber o şeyle mi artık kapı çekildi. Demir kapı. Kursun şartı. Yani eşiniz evin dışında mıydı siz onu bulduğunuzda? Vurulmuş evin evet, dışında. Evet, balkonda. Balkonda yatıyordu. Siz tekrar içeriden kapıyı, dış kapıyı açıp. Ama ayaktaydı. Hayır, yatmıyordu. Ayaktaydı eşim. Kapı kapanmıştı ama arkasında. Yani eşiniz tam olarak dışarı çıkmıştı. Doğru mu? Kapının dışına çıkmıştı. Siz de evin içindeydiniz. Ve kapı açıktı. Bu mu manzara yani? Resim evet. Bu mu? Hemen kapının önünde, siz kapının hemen aslında arkasında Mehmet, içeride. Bilmiyorum, bunu yapma şansımız var mı ama birazdan o kapıya doğru gitsek canlı bağlantıda sorun yaşar mıyız? Ha? Olabilir. Kesilebilir mi bağlantı? Şu an köyün dışında farklı bir noktadayız. Çünkü tamam. aynı yerde yaşamıyor şu anda aile. Ha, aynı mekanda, tamam. Şehir merkezindeyiz. Tamam. Onu zaten görüntülerde bir DSF olarak görebilirsek. Şurayı bir netleştirelim istiyorum da Serpil Hanım. Siz odanızdaydınız, cama vuruldu. Eşiniz kalktı camdan açtı. O bir motor var sadece dedi. Bu motor dediğiniz motosiklet mi, traktör mü? Neyi kastediyorsunuz? Bilmiyorum işte. Bizim orada bir bahçe motorumuz vardı. O muydu, yok başka bir şey miydi? Karanlıkta nasıl gördü onu? Elektrikler bilmiyoruz. Kesikti. Camı açtı, elektrik yok. Nasıl, dışarıda bir ışık mı vardı? Işık olup olmadığını hiç bilmiyorum. Şöyle. Ben bakmadım da camı dışarı. Aynı yatak odasındasınız ya. Cama vurulmuş, sen de kafanı kaldırıp bakmışsın. Diyelim ki perde varsa, perdeyi açmışsa dışarısı karanlık mı, ışık mı siz de görürsünüz Serpil Hanım. Ve eşiniz orada bir motor olduğunu görebiliyorsa o gece arkadaşlar bulutlu mu değil mi, ayın durumu nasıl, evet, bakılabilir bu? Bakılabilir. Yani mesela dışarısı, siz de zaten zifiri karanlıktı dediniz. Evet, karanlık. Göz gözü görmüyor dedin. Doğru, mesela motoru sen camdan karanlık baktığında sokakta bir şey var mı yok mu görebildin mi o akşam Mustafa Bey? Göremez de motosu sıklatırsa, yanıyorsa, lambası yanıyorsa görebilir. Bakın, başka türlü ancak bir onun için şöyle söyleyeyim dedi zaten. Yani bahçe motoru mu şu mu şimdi... Çalışır herhalde bir motosiklet. Farklı bir motor olmaz ise zaten orada daha önce kendilerine olmaz ait olan bir motor, dışarıda motor var diyemez. 7 yıl önce işlenen Yusuf Güneş cinayetini konuşuyoruz. Sevgili seyirciler, abisi Mustafa Bey burada, kardeşinin katilinin bulunmasını istiyor. 7 yıldır bu cinayet çözümlenememiş durumda. Ve Kahramanmaraş'ta Yusuf Bey'in eşi Serpil Hanım da canlı yayında Mehmet Şahin'in konuğu. Öldürüldüğünde Ekinöz ilçesi Soysalı Köyü'nün muhtarıydı Yusuf Bey. Biraz önce de söylediğim gibi. Gece evindeydi, az önce eşi anlattı, yatsı namazını kılmış, eve gelmiş, yemeğini yemiş, 10.30-11 gibi uyuduk. Ne kadar uyuduğumuzu bilmiyorum ama sonra cama vuruldu, ardından evin diğer camına, kayınvalidenin uyuduğu onun camına vurulmuş. Bunun üzerine Yusuf Bey ve eşi kalkmışlar,
ve eşi Serpil Hanım anlatıyordu. Yusuf Bey kapıyı açtığında da silah sesleri duyulmuş. Silah seslerini evinden duyan Mustafa Bey nereden geldiğini anlamadım diyor. Çünkü kalktığımda köyde elektriklerin kesik olduğunu anladım. Sonra gelininizin çığlıklarına mı? Evet. Evet, çığlıkları duyup eve gittiğinde de kardeşinin bedenini evin iç kısmında mı buldunuz? İç kısmında. Yani kapıdan girdiniz. Tabii kapı örtüldü. Ben varken hanımı açtılar zaten kapıyı. Aha. Kapı kapalıydı sen gittiğinde. Serpil kapıyı açtı sana. Ya. Girdiğinde bağırıyordu herhalde. Korkmuş, kocası vurmuş. Sessizce mi böyle evet. Hiç sesle devam. Yok, eşi için söylüyorum. Tabii Serpil. Eşi bağırıyor. Annenizi gördünüz mü? Görmedim annemi. Annem de içeride ama anneme git yatma demiş. Ne demiş onu bilmiyorum. Annemin durumunu hiç bilmiyorum annemi. Anneni görmedin yani hiç sen içeride. Ben. Tabii annemin annem bağırıp çağırıyor ama öbür odada bağırıp çağırıyormuş. Onu görmedim ben sesini hiç. Sesini duydun mu? Bağırıp çağırışını. Tabii canım onun sesini duyuyorum ben. Ama oraya ama annemi ben kardeşimin derdindeyim. Onu bir an için yetiştireyim diye tabii soruyorum. Hastaneye yetiştireyim. Ondan önce gelmiş mi diye. Serpil Hanım. Şimdi dediniz ki işte cama vuruldu. Cama vuruluş sesine kalktık yerimizden. Camdan dışarıya baktı ve işte bir motor var dedi. Sizin işte motosiklet ya da traktörünüz var mıydı evin önünde o akşam? Var mı böyle motor ya da motosiklet? Yok. Ha? Ya bizim bir bahçe motorumuz vardı orada. Evet. O durduğu yer orası mıydı? Yani gördüğü motor o muydu başka bir şey mi? Evet. Efendim? Bilmiyorum. Orasını bilmiyorum işte. Herhangi bir ses duydunuz mu siz o akşam? Ben duymadım öyle bir ses. Hiç yani. Çünkü evin içinde ancak korkudan, panikten bir araç hiçbir şey sesi... duymadım. İnsan sesi, motor sesi bir şey hiç duymadınız mı? Duymadım ben. Peki, kapıya vurulduğunda işte eşiniz açarken gece işte 12.30 diyor abinizin anlatımıyla. 12.30'da kapıya vuruluyor ve kim o diye mutlaka sormuştur herhalde. Sormadı. Sormadan direkt açtı mı kapıyı? Evet. Sormadan direkt kapıyı açtı. Siz odanızdaydınız. Evet. Orada kalmıştık demin. Onu tamamlayalım isterseniz. Sonra başka soruları da var hocamın. Odanızdaydınız. Silah sesini duyduktan sonra mı odanızdan çıktınız Serpil Hanım? Evet. Çıktınız. Çıktığınızda ne gördünüz ilk? Kapıyı açtım. Eşim dışarıdaydı. Kapı evet. Kapandı eşim silah sesleriyle beraber. Tamam. Dışarıdaydı eşiniz. Sonra... Eşimin kolundan tuttum, içeri aldım, vurulacaksın diye. Peki dışarı, eşiniz dışarıdaydı, birini görmüş mü, bir şey söyledi mi size? Kendindeydi herhalde, ayakta durduğuna göre. Ayaktaydı, hiç isim söylemedi. Ne dedi size? Sadece telefonunu istedi, beni şeye düşürsün, Bünyamin dedi, arayayım dedi. Doktora, hastaneye düşürsün beni dedi, arayayım da Bünyamin dedi. Arada elime verdi telefonu. Siz o arada... Çaldı, düştü telefon, açılmadı. Peki siz onu görür görmez, yani silah sesini duyar duymaz bağırmaya başladınız mı? Bana ses gelmiyor. Silah sesini duyar duymaz ya da eşinizin vurulduğunu görür görmez. Kapıyı açtınız ve eşiniz vurulmuştu. Hemen çığlık mı atmaya başladınız? Evet, içeri aldım. Telefon etti eşim. Yamin'i aradı, Bünyamin'i aradı. Evet. Onu ara, beni hastaneye düşürsün dedi. Evet. O da açılmayınca ben pencereyi açtım. Eşime mi verdim telefonu, oraya mı bıraktım bilmiyorum. Pencereyi açtım, çığlık çığlığa bağırdım ki kimse yok mu diye, kaynım dışarıdaymış. Evet. Ne oldu Serpil diye çağırdı. Çabuk yetiş, Yusuf vuruldu, hastaneye yetiştirecek dedim. Evet. Geldi biz de kaynımla birlikte, eşi de geldi kaynımın. Evet. Alıp götürdünüz. Aldık, arabaya bindirdik. Bu arada kayınvalideniz hiç odasından çıkmadı mı? Çıkmadı. Bilmiyorum çıktı mı çıktı. Zıplada görmedim karanlıkta. O içerideydi. Bizden sonra çıkmış. Biz aldık hemen eşimi arabaya koyduk. Hızla hastaneye yetiştirmek için. Mesela ev karanlıktı ya. Ondan beraber götürdük. Ev karanlıktı. Telefonu falan hemen bulup verebildiniz evet. mi? Neredeydi telefon? Niye siz açmadınız mesela? Yeri belliydi yani. El yordamıyla buldum. O arada mesela bağırıp yardım istemediniz mi kayınbiraderinizden? Efendim? Yani şunu anlamadım Serpil Hanım. Kocanız vuruldu.
Vurulduğunu anladınız, silah seslerini duydunuz. Onu yaralı kapıdan alır almaz niye çığlık çığlığa bağırmadınız da gidip telefonu aldınız, ona verdiniz. O açtı, ulaşamadı, ondan sonra yardım istediniz ya da siz niye telefonla birini aramadınız? Eşim onları istedi, ben de onları getirdim. Hayır, peki. İlk anda vurulduğunu anlamamış. Bence vurulacaksın de diye içeri çekmiş. Bence çünkü. De. Çünkü o da anlama, vurulan da anlamamış. Ayakta duruyor ya, ilk anda kurşun anlamamış aldığını diyor. Anlamamış. Ne zaman anladınız vurulduğunu, evet. O zaman öyle soralım. Bak, içeri aldım ya. Evet. Eşimin kolundan tuttum, içeri aldım. Evet. Telefonumu getir çabuk dedi. Koştum telefonunu aldım. Ev evet. Telefonu getirmişim. Ceryan yok, o çalışmıyor. Tekrar koştum. Cep telefonumu getir dedi. Onu getirdim. Oyla evet. Aradı yeğenini. Evet. Açmadı yeğeni. Açılmadı yani. Telefon düştü. Evet. O arada ben vurulduğunu söyledi zaten. Yeğenini ararken. Ben pencereyi açtım. Korkumdan kapıyı açamadım. Pencereyi açtım, bağırdım. O arada kaynım duydu sesimi. Yeğeni nerede oturuyordu? Yeğeninin evi neredeydi? Onu arattı ya size. Kaynım da bizim evin karşısında. Sizin ben evle yan taraf, yana mı? Arka tarafında. Arka evin yanına düşüyor. O da abinin evi daha yakın. Niye sizi aratmadı acaba? He? Niye önce sizi aratmıyor? Sizin eviniz daha yakın. Vallahi bilmiyorum. Şimdi o anda onu aradı. Yani o çocuğu aradı akşam. Onun araba falan hazırdı. O arabayla dolanıyordu. Onu aramış. Sağır o kolay mı geldi gayrı bilmiyorum. Bana bana hazırdı derken? Arabanın anahtarı falan üzerindeymiş satan. Ben satan hastalandığımda buna dedim ki, geline dedim ki Serpil anahtarlar nerede? Anahtarı nerede arabanın dedim. Bu dedi ki üzerinde dedi arabanın dedi anahtar dedi. Niye arabanın anahtarını üzerinde mi bırakıyorsunuz? Akşam bir misafir varmış. Misafiri onunla salmış. Kardeş. Kimin misafiri vardı akşam? Akşam kardeşinizin mi? Kardeşimizin bilmiyorum ufak Serpil misafir. Serpil Hanım kim vardı misafir evde o akşam? O gün bahçemizin işini yapan bir tane genç vardı. Evet. Bünyamin'in yeğeni. Evet. Bünyamin. Onu eve bırak da gel dedi. Pörnek'te oturur onlar Yeniköy'de. Evet. Hasan diye biri. Onu Bünyamin kim bu arada? Evlerine bırak gel dedi. Kardeşimin kızının oğlu. Peki evet. Kaçta gitti bu? Kaçta bıraktı onu eşiniz? Bünyamin bıraktı. Arabada Bünyamin değilmiş onun için sanırım onu. Özür dilerim tamam. Tamam Bünyamin bıraktı. Peki sizde bu misafir kaçta gitti sizin evden? Akşam namazından sonra. Yatsıdan önce. Yatsıdan önce gitti. Ne konuştunuz? Gitti. Kimdi? Neydi o gün? O gün sohbetin konusu neydi o Hasan'la? Hı? O gün Hasan'la ne konuştunuz dedim. Sohbetin konusu neydi? O gün gelen misafiriniz vardı ya. Bünyamin'in arkadaşı mı? Yeğeni dediğiniz. Bana mı soruyorlar? Size soruyorum size. Biz o gün onunla bahçemizin işi vardı. İşimizi yapmak için geldi çocuk. Daha önce görmüş müydünüz? Daha önce işiniz yapmış mıydı bu kişi? Evet tanıyoruz. Tanıyorsunuz değil mi? Ben yanlış mı anladım? Dedi ki işte ne zaman gitti? Yatsıya doğru gitti. Eşim yatsıyı kılıp geldi dediniz az önce. Yatsıyı camide mi kılmıştı eşiniz o akşam? Evet. Yanlış mı hatırlıyorum orayı ben? Tamam. Evet. Yatsıyı camide kılıktı. Eşim götürmedi o çocuğu misafirimizi. Tamam. Eşiniz o çocuk giderken evde miydi? Serpil Hanım bir o gün tam sabahtan itibaren eve kim geldi gitti? Oradan da bize anlatsanıza. Eşiniz bütün gün evde miydi? Eşim servis taşıyordu. Evde değildi. Evet. Öğrenci taşıyor benim eşim. Tamam. Öğrenci getirip götürüyor. Sabah götürüyor. Saat 3 gibi de geldi eve. Sonra? Geldi yemeğini yedi. Evet. Sonra çıprı topradık bahçedeki ağaçların. Bu genç Hasan Bey de size yardım mı etti? O da sizinle birlikte miydi orada? Evet. Evet peki sonra? Sonra da çay falan içtiler işte. Bahçede bir şeyler hazırladım yediler içtiler. Evet. Akşam namazı olurken de biz ahırımıza girdik hayvanları yemlemeye. Evet. Biz ahıra girince de o yeğenine anahtarı verdi. Evet. Bu yeğenini götür dedi. Evlerine bırak da gel Hasan'ı dedi. Tamam. Bünyamin'e.
Sonra? Oradan sonra biz ahırdan çıktık. Evet. Eşim hazırlandı, namaza gitti. Evet. Namazdan geldi, tekrar bana bir şeyler verdi de, bir yemek verdim ona. Yemeğini yedi, kalktık, yattık 10:30 gibi işte 11'e doğru. Peki, bu arabayla bir yere birini bıraktığında hep arabanın anahtarı onun üstünde mi bırakılır sizin orada? Hayır, biz yatarken gelmemişti ya Bünyamin. Arabanın anahtarı üstünde kalsın dedi, geç gelirsen dedi. Peki, yani eve gelip cama da bırakamaz mıydı? Niye arabanın üstüne? Bünyamin Bey telefondaymış bu arada, bir ondan da dinleyelim. Bu kısmı sonra Serpil Hanım, size sorularımız da var tekrar. Bünyamin Bey merhabalar. Merhaba efendim. Şimdi siz o gün gelmişsiniz ve bu evde çalışan Hasan Bey'i alıp köyüne evine bırakmışsınız. Evet, yeğenim olur, ablamın oğlu. Saat kaçta gittiniz? Bir anlatır mısınız bize olay gününü? Saat akşam ezan okunur civarıydı o saatlerde. İşten geldim ben. Evet. Üzerimi değiştim, yemeğe oturdum. Amcam aradı rahmetlik. Evet. Yeğenimiz de gel dedi, yeğenim buradaydı Hasan dedi. Onu evet. dedi, bırak da gel dedi. Evet. Tamam mı dedim. Ben de yemeğimi yiyeyim geliyorum dedim. Yemek yiyorum şu an dedim. Tamam ol, yiyelim dedi. Tamam. Yemeği yedikten sonra baktım ahıra. Ahırdalardı. Hayvanları yemliyorlardı kendisi. Amcam gir. Oradan anahtarı sordu şeye, yengeme. Hani ya bana da dedi ki ne oğlum dedi. Kontağın üzerine bak yerim dedi. Arabanın üzerinde mi dedi anahtar dedi. Baktım arabanın üzerinde yok amca. Emmi dedim anahtar dedim. Yengeme dedi git dedi. Pantolonun cebinden dedi. Anahtar al da gel dedi. Anahtar aldı yalnız amcam biraz kızgın gibiydi, sinirli gibiydi yani. Nasıl kızgın gibiydi? Ya suratı asık gibiydi yani bilmiyorum ne oldu, bir evde mi başka bir şey mi vardı bilmiyorum yani. Suratı biraz şey gibi, morali bozuk gibiydi yani. Evet. Anahtarı aldım, yengem anahtarı getirdi. Anahtarı aldıktan sonra ben arabaya bindim yeğenim Hasan'la birlikte. Çıktık şeye kadar, Kebeli köyün çıkışındaki rampaya kadar mı, Kebeli yol kavşağına kadar mı gittim. Bir arkadaş daha vardı, Ertuğrul diye elektrikçi arkadaş. Evet. O da oradan bir arkadaştan kuş almaya gidecekti. Evet. Geri tekrar döndüm onu aldım. Geldim onu aldım gittim. Saat 10:30 civarına kadar aşağıda ablamgilde oturduk. Saat 10:30 o civarlarda kaldık. Yani oradan geldik. Ertuğrul arkadaşı evine bırakıyordum. Hanımı çay demlemiş. Abi illa gel Allah'ını seviyorsan çay iç dedi. Bu girdik, Ertuğrul'un yanında bir arkadaşı daha mı vardı? Oraya... Yok. Yok, Ertuğrul'u ben aldım, evinden kendim aldım. Amcamın kızının, şu anda oradaki Mustafa amcamın kızının evinde oturuyordu. Evet. Şantiyede beraber çalışıyordu. Elektrikçi mi dediniz, ben yanlış mı duydum? Evet. Elektrikçi. Ertuğrul mu elektrikçi, kendisi evet. de elektrikçi. Oradan beraber 10:30 gibi kalktık evine geldik işte Ertuğrul'un arkadaşının. Hanımı dedi abi çay içecek, çayı demlemiş. Çayını içtik, saat 11:30 civarıydı. 11:30'u da geçmiş de olabilirdi, belki 12'ye için 20 var diyerek o saatlerde. Kalktım eve geldim baktım amcamın lambaları komple sönük. Bir tek lambalar amcanızın sönük. Mı sönük? Evet rahmetli. Köyde başka herkeste elektrik var mıydı yani o saat? Vardı. Evet. Ben evden kalktığımda elektrik vardı. Oradan eve geldiğimde hatta ben evime yatmaya gittiğimde dahi elektrik vardı. Evet. Rahmetli amcamı baktım lambalar komple sönük, bunlar yatmış uyumuştur dedim, anahtar almadım. Kontağın üzerinde bıraktım. Aymanın altına gir dedim arabaya, bıraktım kontağı direkt eve gittim ben. Eve gittim yattım saat... bir civarındaydı galiba. Benim büyük kızım var. O su istedi benden içmek için. Gece kalktım ona su vermek için kalktım. Lambalara düğmeye bastım. Elektrikler yoktu. Ben ne de için? Şey yapmadım. Karanlıkta gittim kızıma su getirdim. Tamam ondan sonra kafayı vurdum geri yattım ben. Yattıktan sonra telefonum çaldı. Telefonum evet. alarm çalıyor diye. Telefonu tekrar şeye kapattım ben. Aradan bir 5 dakika geçmeden bir daha çaldı telefonum. Ben dedim yeni kapattım bu telefonu. Niye geri çaldı ki ne dedim. Alarm çaldı. Tekrar çaldı ki ne dedim. Baktım ki ne. Salih Güneş yazıyor. Abimin adı yazıyor. Kapattım evet. aradım. Abimin hanımı. Bana sadece Yusuf Emin vurdular kalk dedi. Kalktığım ile zaten üzerimi bile doğru düz giymedim. Doğru rahmetliğin evine geldim. Orada ana baba günü olmuş. Eviniz ne kadar mesafede amcanıza? Amcama evimiz 100 metre bilemedim 150 metre kadar. Yani arka 150 tarafında. Metreden 5 el silah sesini siz duymadınız mı? Duymadım. Duymadım mı? Duymadınız. Duymadım abla. Buna geldiğim için duymadım yani o gün babamgilde kaldım. Ha normalinde şeyde kalıyordum. Benim tam amcamın evinin karşısındaki evde kalıyordum ama o gün babamgilin oradaydı. Kim vardı sizinle birlikte evde?
Eşim vardı, çocuklarım vardı, annem babam vardı. Kızınıza siz ama kalkıp su verdiniz. Annesi evet. Değil siz. Evet, ben kalkıp su verdim. Eşimin uykusu biraz ağır olduğu için. Eşiniz de ben... duymamış mı silah sesini? Evde kimse duymadı mı? Eşimin kafasında sıksanız biraz doğru duyar silahı. Peki anneniz, babanız? Vallahi onların yaşı 70-80. Şimdi onların kulak zaten babamın kulak zor duyuyor. Ya bir dakika anne. Şimdi ben hocam yine size döneceğim. Bu silah sesi konusu daha önce de bizim başımıza çok tartıştığımız bir başlıktı biliyorsunuz. Yani köy yerinde gecenin sessizliğinde duyulması lazım. 100 metre büyük bir mesafe değil. Ama yani çok derin uykudayken falan bilmiyorum tabii de. Ama kalktı hani derin uykuya daha dalamamış diyor. Olması lazım. Kaç gibi oldu? Olay kaç gibi oldu? Bir civarında haberim oldu. Hayır hocam. Yani vurma olayı kaçta oldu, saat kaçta? 12.30 diyor, ben, saat 1'de herhalde. Bir dakika o zaman bu şeylerde saat, çelişki var. Yarım saatlik bir fark var. Yani, benim çünkü su verdim, yattıktan sonra telefonum çaldı dediniz. Halbuki amcanızın eşinin anlattı, vurulması hemen aramış size. Beni abimin eşi aradı. Amcanız da aramış daha önce. Amcamın aradığını duymadım telefonu, duymamışım. Tam kaçtı işte onu soruyor hocam. Beni aradığı saat 12.30 civarı. Saat 00.30 o civarlarda. İfadem de bile var yani, benim savcılıkta verdiğim ifade hepsi de var. Telefon kaydını da gösterdim, hatta aradığı saati de gösterdim ben savcılığa. Silmedim yani, çünkü aradan bir hafta 10 gün geçmesine rağmen kaydımı silmedim yani. Diğer gelen numaraları sildim, onu silmedim. 12.30'da mı sizi ilk amcanız aramış yani? Vurulduğu anda 12.30, aramış sizi. 12.30, 12.35 arası olması 12.30 lazım. Zaten Mustafa Bey de öyle diyor, 12.30 civarı oldu olay diyor. Ve 1-2 dakika sonrasında Mustafa Bey o eve gitmiş. Eve gittiğinde de zaten işte kardeşinin telefonunu arayıp ulaşamadığını söylüyor. Tekrar sizi aramak için yarım saat mi beklemişler? Yani saat 1'e kadar köyde bu olay duyulmadı mı o arada? Şimdi duyuyorlar, oraları nesil ediyorlar millet. Evet. Gelip gidiyor. Ama Bünyamin duymamış mı? Duymayan köyün içindeki şimdiki pencereler pinatin mi neyse, inan ki dışarıda ezan okunuyor. Ezanı duymuyor ya şu durumda. Ama ezan sesine alışkın olduğunuz için, duyduğunuz için belki olabilir. Ama silah sesi bu yani. 5 tane üst üste atılmış. Bunun hani farklı bir ses olduğu için duyulması gerekir diye düşünüyoruz. Hocam şimdi oluyor yani. Ben de mesela akşam açı çalışıyordum. Sen silah sesini duydun da arada ağaç veya bina varsa engelleyebilir sesi. Şimdi hocam rahmetliğin... Olay olan yerle benim ev ters düşüyor, kaldığım ev. Şimdi köyden görüntüleri vereceğiz de Bünyamin Bey, şu saatleri bir daha. Siz diyorsunuz ki işte çıktım, yeğenim Hasan'ı oradan aldım. Sonra yolda elektrikçi Ertuğrul'u aldım. Evet. Kuş almaya mı nemik gidiyormuş? Gecenin kaçında yatsı namazından sonra mı? Hayır. Akşam namazından sonra bu. Akşam namazı okumuştum. Aldığınız yer trafoya yakın bir yer miydi mesela? Hayır. Trafo köyün girişinde, benim arkadaşa aldığım yer köyün çıkışında. Peki. Ertuğrul'u aldınız. Sonra evet. Gittiniz ve o evde saat 10.30 civarı çay demlediler size, Hasan'ın evinde. 10.30 civarı kalktım ben ablamın evinde. 10.30 gibi kalktım. 11'de yattım diyorsunuz. Hayır. Evet. Bakın şimdi... Peki anlatın, tekrar anlatın. Şimdi 10.30 civarı oradan kalktım. Ertuğrul arkadaşın evine geldik. Onu bırakmak için geldim ben. Onun evi nerede? Uzak mı? Hayır, köyün girişinde zaten. Geldiğim tarafta direkt Ertuğrul arkadaşı bıraktım ben evine. Ertuğrul evine... sizinle beraber miydi sürekli? Ertuğrul o gün saat 6.30 mu diyeyim. Yani akşam ezanı okunduktan hava kararmıştı. Evet. Hava karardığında aldım. O saatten ta saat 11.30'a kadar da zaten 10.30'a kadar Hasan'ın evinde oturduk. Yeğenim ablamın evinde yani. O civarlara kadar. Yani kuş almaya gidiyorsa sizinle misafirliğe geldi sonra o zaman bu durumda. Böyle mi oluyor? Evet, Hasan'ı kuş almaya gitti. Hayır. Misafirliğe benimle beraber kuş almaya gitti arkadaş Ertuğrul. Kimden? Hasan'dan mı alacaktı kuşu? Orada anlatamıyorsunuz tam. Şimdi bak, benimle beraber orada beraber çalıştığımız başka bir arkadaş vardı, Muhammed diye. Evet. O arkadaş kuş verecek olmuş ona. Evet. Ondan kuş almaya gitti. Aldı. Kuşu aldı oradan arkadaşlar. Evet. Oradan da saat 10.30 civarıydı işte. 10.30 veya 11'e evet. 20 kala kalktık. Ertuğrul'un oraya geldik. Evet. Arkadaşın onu bırakırken hanımı çıktı. Hanımı dedi ki abi çay demledim, beraber çay içtik. Tamam. Ya yorgunum, yatacağım gidip dedim.
Ya Allah'ını seviyorsan dedi, gel dedi, bir bardak olsun iç dedi. Tamam. Kaçta kalktınız Ertuğrul'un evinden? Saat bir daha soralım. 11.30 12.20 o civarlarda. Çünkü 12. Saate baktığımda ben o saat 12'ye gelmiş dedim. O şekilde kalktım yani. Yoksa 12. Daha... Peki Ertuğrul'u bıraktıktan sonra kendi anne babanızın evine gittiniz ya kalmaya. O evet. Aradaki mesafe ne kadar? O aradaki mesafe araba yolunu tarif edersen 5-600 metre. 5-600 metre. Bu arada amcanızın evine önüne gittiniz mi yani şeyi? Tabii canım. Evimde asma için yaptığı demir ayma var. Onun altına arabayı bıraktım ben. Kaçta bırakmış oluyorsunuz arabayı oraya o zaman? 11.30 12'ye çeyrek kala yani geç. 12'ye çeyrek kala. Evet. O civarlarda çünkü. Peki Bünyamin Bey, siz evet. Sık sık kalır mıydınız? Az önce 12'ye doğru kalktım oradan dediniz. Sık sık kalır mıydınız anne babanızda? Evet, sürekli yani bir gün kalmasam bir gün orada kalırdım yani. Yani o tesadüf değildi o gün hani orada kalmanız. Hayır, tesadüf değil efendim hocam. Ya bir gün kalmasak bir gün kesin kalıyorduk orada yani. Ertuğrul'da başka kimse var mıydı evinde eşinden başka? Yok. Sadece kimse yoktu. Çocuğu vardı, bir kız çocuğu vardı Ertuğrul'un. Evet. Şimdi az önce orada 12'ye doğru kalktım. O saat evet, 12 11, olmuş. 12'ye 10 falan veyahut da çeyrek vardı. O saatlerde çünkü ben arabayı bıraktığımı hatırlıyorum. Çünkü saat 11.30'u geçmiş olmasa ben o saat 12'ye saate baktım dediniz ya. Saate evet. Baktım dediniz ya. Evet. 12 olduğu saat dedim dediniz az önce. Şimdi az önce bak 12'ye yaklaşmış dedim ben dedim. Saat 12 olmuş diye ben peki, orada yaklaş. Şeye kullandım yani. Tamam. Evet. 12'ye doğru sonra amcanızın evine arabayı gittiğinizde 12'ye doğru elektrikler kapalıydı. Hayır, evinin lambaları sönüktü amcamın evinin. Ama köyün içinde elektrik vardı köyde. Köyde elektrik vardı 12 civarı. Evet. Sonra tekrar babanızın evine yürüyerek gittiniz. Evet. Yattınız. Evet. Sonra kızınız su istedi. Kızım olaydan önce değil, olaydan sonra kızım su istedi benden. Çünkü o şekil, çünkü eğer olaydan önce istemiş olsa zaten uyanırım ben. Olay tarihinde kaç yaşındaydı kızınız? Olay... şeyinde 2 yaşında veyahut da 3 yaşında olacak. Çocuk belki silah sesine uyandı, anlayamadın ne olduğunu. Anladım, olabilir. Şimdi 12 civarı arabayı bıraktınız. Evet. Evinize gittiniz. Evet. Yani yürüme kaç dakikadır tahminen? Ya yaklaşık 2 dakika bilemedim, 3 dakika sürmez yani. 2 dakikalık yani. Çünkü... mesafedeki silah seslerini duymadınız bu durumda. Buradan bunu anlıyoruz. Yürüme 2 evet. Dakika mesafede. Ve yeni yatmış oluyorsunuz. Yani eve gittiniz, üstünüzü başınızı değiştirdiniz, elinizi yüzünüzü yıkadınız. Vallahi, yani bu olay 12.30'da oldu. Alarm çaldı diyorsunuz. Alarm çaldı diye düşündüm. Gece o saate alarm mı kuruyorsunuz siz? Hayır, mesela? Şimdi bakın gece ayın ışığı olduğu için ışık vuruyordu pencereden. Işık vurduğu için ben sabah oldu hanımıma şey yaptım. Kalk sabah olup diye şey yaptım yani. Nasıl sabah oldu kalk dedin hanıma? Ne şimdi zaman? Gece yorgun olduğum için, uyku sersem olduğum için ben acaba alarm çaldı hanımlar, şimdi hayvanlarım vardı benim de. Aşağıdaki... Hanım çok dalgındı. Allah korusun yanında silah sıksanız uyanmaz diyorsunuz. Şimdi yatalı 5 dakika olmuş, hanım kalk sabah oldu mu dediniz onu, anlamadım. Şimdi bakın kusura bakmayın isminizi unuttum İnci ben. İnci Bey'in ismi. İnci Hanım bakın ben kızım suyu istedi, suyu verdim, yattım. Elektrikler yoktu lambayı yakmak için. Tekrar kızım telefon çaldı. Aradan artık 5 dakika mı geçti, 10 dakika mı geçti tam bilmiyorum. Evet. Tam gözüm tuttu, kızım telefon çaldı. Evet. Yani, telefon çalınca ben meşgul, telefon çalıyormuş ama ben alarm diye meşgul attım. O saatte alarm çalar mı diyorum size yani, o saate alarm mı kuruyorsunuz siz? Hayır, alarm kurmuyorum İnci Hanım ben. Alarm mı acaba? Sabah oldu şey yaptım diye ben alarm diye şey yaptım. Daha yatmamışsınız. Niye sabah olmasını düşündünüz Bünyamin Bey? İnci Hanım ben akşama kadar inşaatta çalışan bir insanım. İnşaatta nasıl bir inşaatçı insanın nasıl yorgun olduğunu siz bilmezsiniz tabii ama. Tabii ki biliyorum. Allah kolaylık versin hepsine ama şu saatleri yan yana koyunca bu soruları sormak zorundayım. Bu lütfen izninizle. Şimdi şey 12'de hayır, amcanızın evinin önüne arabayı bıraktınız. Evet. 3-5 dakikada eve yürüdünüz. Evet. Üstünüzü değiştirdiniz. Hadi çok üstünü, hızlı değiştiniz 5 dakika. İnci Hanım inancım olsun sadece pantolonumu çıkarttım. Üzerimi bile peki, üst tarafı bile çıkartmadım. Şimdi kızınız pijamalarla koştum diye dediniz galiba az önce yanlış hatırlamıyorsam. Sonra pijama. 12.30'da bunu alarm zannetmiş olmanız lazım hayır, şu anlatmanıza göre. Hayır. 12.30'da değil. Beni yanılmıyorsam abimin hanımı şey ettikten sonra hastaneye vardıktan sonra saat 1'e 5 veyahut da 1'e
Hayır, reddettiğiniz tamam, telefonu diyorum. Reddettiğiniz alarm zannettiydi. Siz kendiniz alarm zannedip kapattınız ve sonra dönüp baktınız ki amcanızın araması. Amcanız... Hayır, amcamın araması değil. Amcam aramadı. Amcamın aradığı telefonu duymamışım diyorum. Bakın. Tamam, dönüp baktınız, duymadınız o kayıt var ya. Evet. Duymadınız ya, amcanız aradı sizi. Evet. O arama saati 12.30. Kendiniz söylediniz az önce. Evet, doğru. Silmedim onu dediniz. Onu söylüyorum ben. Konuşmadınız şimdi, o telefonla siz. Onu duymadınız mı? Ben onu anlamadım. Bünyamin Bey. Onu hiç duymadınız mı? Yani ilk arama hiç duymadın mı? Hayır, duymadım. İkincisini mi reddettin alarm zannederek? Hayır. Hangisini reddettin? Aradığını hiç duymadım ben. Tamam da hocam, telefonun alarm olarak düşündüğün telefon saat 1 gibi. Onu duyuyorsun ya, ona alarm deyip kapatıyorsun. Onu nasıl duyduğumu da ben az önce söyledim ya. Kızını istedi. Yattım 5 dakika sürmedi yani. Gözüm tuttu tutmadı, telefon çaldı. Ha, dışarı ışık gibiydi. Gözüme ya öyle geldi ya da ışık gibiydi. Birinciyi kapattım. İkinciye çalınca ben dedim yeni kapattım bu alarmı acaba. Kaç defa yaptım, telefonunuz çalmış bu arada? Kaç defa çalmış? Yani 12.30'dan itibaren. Birinci ilk çaldığını meşgul attım. İkinci çaldığında zaten telefonu huylanınca dedim bu saat dedim benim alarm niye tamam çaldı? Tamam, şunu değil soruyoruz ya, özür dilerim. Şunu soruyoruz Bünyamin Bey. Evet. Birinci alarm sanıp kapattığınız telefon amcanızın aramasıydı değil mi? Hayır. Bir kere daha mı çaldı hiç... o zaman telefon arada? Şimdi ikinci arayan benim biraderimin hanımı, abinin hanımı aramış beni. Bir onun de. Onun telefonunu kızım su istediği için duydum. Yoksa onu da duymazdım yani. Kalktığım için aradan 5 dakika kızım su istedi, 5 dakika bilemedim 10 dakika geçmedi yani. Kızım su istedikten sonra bana telefon geldi. Abimin hanımından geldi. Abinizin hanımı olayı duyup mu haber vermek için mi aramış? Aynen size? Öyle hocam. Tamam. Bir de ben bir şey soracağım Bünyamin Bey. Hani dediniz ya çok sinirliydi rahmetli amcam o gün. Evet. Nereden anladınız yani, size küfür falan mı etti? Bir aranızda tartışma mı geçti? Hayır hocam. Benimle bir tartışma yok. Morali bozuk gibiydi yani. Sinirli size gibi. Size hiç anlatmadı mı neyle ilgili olduğunu? Vallahi hocam şimdi amcam daha iyi biliyor yani. Ona kimse karışamıyordu. Biraz sert yapılıydı amcam. Peki. Seni rahatsız eden bir hayatta şunu niye iş görüyorum, niye tek geziyorum, öyle bir kelime konuşamazdık yani biz karşımızda. Peki Hasan Bey yardıma gitmiş ya o gün bahçede evet, beraber. Acaba evet, onunla bir tartışma mı çıktı aralarında? Onu bir bilginiz var mı? Yok hocam. Ona mı gerildi? Sadece Hasan bana şunu söyledi. Amca dedi bir telefon geldi dedi. Yusuf emmime dedi. Karşısında arkadan birinciyi dedi açmadı dedi, ikinciyi dedi açtı, elinizden gelen arkanıza koyman dedi. Bildiğinizi yapın mı dedi, elinizden gelen arkanıza bir koyman mı? Çok önemli bu, en önemli şey. Tabir kullandı dedi. Ha, o saatlerde kim aradı, kimle görüştü onu bile sormadı. Bunu savcılık makamı bakmış herhalde, telefonunda kimlerin aradığı bellidir. Saati yani zaten belli saat, aradığı saatler belli yani. Hasan Bey de biz bir konuşalım bu telefon. O zaman amcanız katilini biliyor aslında, doğru mu? Vallahi amcanız katilini tanıyor o zaman. Şimdi rahmetli kendisi kimseyle öyle şeyini sıkıntısı bir sıkıntısı. Çünkü bu tam manasıyla bir tasarlayarak adam öldürmesi suçu. Tam manasıyla. Serpil Hanım'a soralım. Serpil Hanım. Serpil Hanım o gün kim aradı eşinizi? Kime kızdı bu kadar? Aranızı ardına koymayın dediğiniz kimdi? Bilmiyorum ben. Nermin Han hiç tanımadığı abisini aramak için geldi programımıza Gaziantep'te. Malatyalı Mehmet Han yıllar önce Almanya'ya çalışmak üzere gitti ve orada Maria adlı hanımla tanıştı. Ve bu birliktelikten bir çocukları oldu. Bugün 54 yaşında olan Kristin'den bahsediyoruz. Kristin babasının bir Türk olduğunu, adının Mehmet Han olduğunu biliyor. Kimliğinde de böyle yazıyor ve babasını aramak için Türkiye'ye gelmiş ama kendisine ulaşamamış. Baba rahmetli olmuş bundan yıllar önce ve 12 yıldır da Nermin Hanım babasının vasiyetini yerine getirmek için çabalıyor. Kardeşini bulmak için bize başvurdu. Almanya'daki seyircilerimizden bir kez daha yardım istiyoruz. Bakalım yarın bu konu ve diğer konularla ilgili hangi gelişmelerle olacağız karşınızda. Sizleri de bekliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İyi akşamlar.